BAV Televizyonu'ndan merhaba. Düşünce ve Hayatta karşınızdayız ve her zaman olduğu gibi Ekrem Demir Hocam da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Ee, Ramazan'da o kadar çok sık görüşüyorduk ki böyle haftada bir görüşünce özler hale geldik. <laughs> eyvallah, eyvallah. Sanki çok uzun zamandır da görüşemiyormuşuz gibi geliyor. Bir, bir hafta uzunmuş yani hakikaten. Uzun bir zaman evet, hocam. Evet yedi gün yani. uzundur yani hakikaten. Şöyle bir şey keşfettim sizin sohbetlerinizde. Siz de ve sohbet edince, yani böyle bir sizden bir şeyler dinleyince, bu amaç o değil ama böyle bir rehabilite gibi de hissediyor hocam insan. Ee, yani, yani evet, hayatın yükünün omuzlarından alındığını hissediyorum yani. Ee, şöyle evet, e, yani gereksiz şeyler mesela dert ediyormuşuz gibi. E, çünkü ben şöyle, yani din üzerinde, yani böyle tam olarak böyle bir dindarane konuşamıyoruz. Çünkü dindarane konuşabilmek için onun tam da göbeğinde olmak gerekir hakikaten evet. ama e, biraz uzaktan da olsa dinden yani dini düşünce üzerine konuşmaya başlıyoruz ve burada iki tane temel prensibimiz var. Daha doğrusu yani dini anlamamızda iki tane temel prensip var. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i anlatmak üzere e, Taha suresinde biz sana Kur'an'ı e, ma'azana Kur'an'ı teşka sıkıntı çektiği indirmedik. Bu çok güzel bir kelimedir. Evet. Yani çok hoş bir kelimedir. Liteşka yani şekavet mutluluğun zıddıdır. Saadetin hı. zıddıdır. Şimdi yani, yani, mutsuz olma diye indirmedik Evet. Zaman. Yani yani hı. mut yani mutsuzluğunu artırmak, yükünü artırmak, sıkıntını artırmak için indirmedik biz bunu. Yani peki niye indirdik o zaman? Onu da mesela ben İnşirah suresinde cevabını bulduğunu düşünüyorum. Elem neşrah sadrek Yani sadır yani sadrını genişletmedik mi? Şimdi sadr aslında bizim zihin kapasitemizin başlama noktasıdır. Yani dolayısıyla yani zihnimiz buradan başlıyor yani sadırdan başlıyor. Evet. Sadır yani biraz duysal dünyaya açık olan bir yer, tecrübeye açık olan bir yer. Yani gözlerimizden görüyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz, dokunuyoruz vesaire bir dünya algılıyoruz. Buradan bir hafıza oluşuyor ve o hafızanın üzerine başkalarını kıyaslıyoruz vesaire filan. Genellikle de kötü tecrübeler oluyor. Çünkü kötüler bizi daha çok korkutur ve hı, hı. Yani mesela sütten bir kere ağzımız yanar ama 40 tane yoğurda üfleriz falan. Buradaki ayıbı hiç düşünmeyiz yani. Evet. yani. bir, yani bir sütten 40 tane yoğurt nasıl nasıl üfleniyor falan böyle tam düşünmeyiz falan. Ee, dolayısıyla sadır biraz dardır. Yani her birimizin hmm. ufku biraz dardır. Dünyaya başladığımızda sadırımız dardır. Prensip olarak bu böyledir. Ve yükümüz ağırdır. Yani hem yükümüz ağırdır hem sadrımız yani ufkumuz dardır. Ee, biraz da korkutuluruz. Yani ailede korkutuluruz, çevrede korkutuluruz. Evet. Mesela okula gideriz, öğretmemizi korkutur. Herkes bizi korkutur. Neden? Çünkü tedbirin önemli bir kısmını korkutmayla verilebileceğini düşünürler. Yani korkutursak <gülüyor> <gülüyor> insanlar tedbir alır. Halbuki korkutursak insanlar tedbir almazlar. Korkutursak sadece ürkerler kurnazlıklar öğrenirler. Yani e, ve kapasitelerini az kullanmayı öğrenirler. Bu nedenle şimdi ayet-i diyor ki Elemneşrah leke sadrak. bir defa insana lazım olan bir ufuk genişliğidir. Hı hı. Yani bir sadır genişliği lazım insana. Nasıl yani, ya vereceğiz onu? E, yükümüzü kaldırarak. Parafana yani. şey eee e, sırtımızdan yükümüzü kaldırarak. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Mesela şimdi her korku üzerimizde bir yük gibi düşünelim. Şimdi mesela diyelim ki ben şöyle söylersem e, hikmet beni yanlış anlar. O zaman öyle söylemeyeyim. Şöyle davranırsam hikmet beni şöyle değerlendirir. O zaman öyle yapmayayım. Şöyle yaparsam burada kameraman arkadaşlar şöyle düşünür. Öyle yapma, öyle yapma, böyle yapma falan. Şimdi kendime sürekli kısıtlar koydum, engeller evet, koydum. Evet. O zaman şimdi ben buraya girdiğimde 10 tane kurala riayet etmek zorunda hissediyorum kendimi. Hı, hı. Aslında bu kez panikliyorum. Yani nasıl davranacağımı bilmiyorum. En iyisi gelmesem daha iyi olur diyorum. <laughs> değil mi yani? Yani geri çekiliyorum. Evet. Yani kurallar çok konulunca hayattan geriye çekiliyorum. Evet. Aslında böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi ben bunu şöyle bir benzetmeyle anlatıyorum. Şimdi e, mesela bir şehre gidiyorsunuz e, ee, sırtınıza 40 kilo yük var. Mesela evet. bavulunuzu sırtınıza almışsınız geziyorsunuz. Evet. Şimdi şehri gezdiniz. Hiç zevk almam. Hiç, hiç zevk almasın değil. Bir şey göremezsin ki 40 evet. kilo yük var sırtına. Hatta 40'lı biraz daha abartalım. 50 yük olsun falan. Eğik gezersin yani. Hani Orada çevrede ne var ne yok falan bakamazsın evet. değil mi? Şimdi biz bu dünyaya niye geldik? Temaşaya geldik evet. aslında. Yani biz bu dünyayı görmeye geldik. Bu görmenin adı dinde şehadettir şehadet. Şehadet. Yani şey anladığımız şehadet değil. Anladığımız şehadettir aslında. Fakat onun zaman içerisinde Müslümanlar anlamını biraz kaybettiler. E şehadet Allah uğruna canımızı vermek. Ha o oradaki de şehadet aslında aynı anlamı orada bir şey görerek veriyoruz. Ha. Yani bir şey gördü. Şehadet görmek demek şahitlik mesela. Aa çok güzel. Yani şahitlik şehadet değil mi? Şehadet ediyorsun mesela hı hı. mahkemeye gidiyorsun. Şehadet ediyorsun ya da şahitlik ediyorsun evet. değil mi? Yani yani hadiseyi gördün diye şahitlik ediyorsun. Bizim şimdi iman ilkemiz eşhedü diye başlıyor. Yani şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Değil mi? Yani böyle şimdi gördük mü? Görmedik Gördüm. ama gören birisi adına şahitlik ediyoruz. Hani peygamberi taklide ne diyor? Fakat ki. şimdi onu görmedik ama başka birçok şey görmüş olmamız lazım. Yani alemde birçok şey görmüş olmamız lazım. Yani en en niyetine ne? Vallahi epey bir güzellikler gördük biz burada yani hani gibi. Şimdi bunları görebilmen için e, sırtındaki o 40 kilo yükü kenara koyman şarttır. Evet. Yani yükleri boşaltacağız, şöyle bir ayağa kalkacağız, doğrulacağız, etrafımızı seyredeceğiz. Bir yere yetişir gibi bakmayacağız. Her bir şeye hakkını yani bunlar benim yapabileceğim şeyler değil onu söyleyeyim o bak. Güzel şimdi. şeyler hocam. Ama do, do, doğrusun söyle, Yani doğrusun bizim yani bu programlardaki görevimiz yaptıklarımızı söylemek değil, doğruları söylemek yani. Bunları da okuduğumuz yerlerden söylüyoruz. Onun için şimdi her söylediğimde üzerine bir baskı oluşuyor yani ekran falan diye. Şimdi bir şey var, Roger Gardner'ın bir şeyini çok kullanırım. Çok hoşuma gider bu. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabii büyük yani hakikaten büyük bir kalemdi. Yani e, yani her aşamada büyük bir kalemdi. Yani sosyalistken işte vesaire yani her aşamada hakikaten büyük bir yazar ve büyük bir düşünürdi. Yani. Şimdi bu e, şeyde bu ikinci savaşında bunlar tutuklanıyorlar filan. Şimdi idama götürülecekler. Neyse. Şimdi idama götürüyoruz diyor. İşte demek mesela işte 10 saatlik bir yol, tamam mı? Şimdi hmm. askerler biraz böyle biraz da laoballiklerinden yani hani Fransızlar gevşek olurlar biraz şeyde. Neyse ee, yani, öyle, yani çok disiplini değillerdir. Yani hani Akdeniz <laughs> evet. olmadan kaynaklanan bizimkiler gibi olmazlar. Neyse böyle biraz gevşekler. Şimdi demek mesela bir yere gidiyoruz. 2 saat yerine 3 saat eğleşiyorlar. Ama hiç umurumuzda bile isterse 10 saat eğlesinler. Çünkü ne de i̇dama gidiyoruz yani. yani dünyada <laughs> Bunu ben çok sevmiştim bu ifadeyi. Yani hı hı. bir yere böyle gidebilmek. Yani hı, evet. bir şeye böyle bak. Yani hiç acelemiz yok. Hakkını vererek. Hakkını vererek vere falan. Öyle baktığında o zaman işte o inşirah oluşuyor. Yani, yani dünya hakkında, evren hakkında, evet. insan hakkında, işte veya kendimiz hakkında o inşirah oluşuyor. O zaman yani ayet gelmeyi şöyle anlamak lazım. Siz insanlar dar bir ufkunuz vardı. Din ufkunuzu genişletti. Yani evet. 360 dereceye varacak kadar ufkunuzu genişletti. Neden? Çünkü sırtınızdaki yükü kaldırdı. Din yükümüzü kaldırıyor olması gerekir. Korku, endişe. Evet. Hani o bir o örnek çok hoşuma gitti. Hani 40 kilo yükle hı hı. mesela ben kendinden küçük bir örnek vereyim. İstanbul'a yeni geldim hocam. Yani bir 7 yıl İstanbul'a geldim. Pek çok İstanbul'dan daha çok iyi biliyorum İstanbul'u. Doğrudur. Tarihiyle, hikayesiyle. Evet. Çünkü herkes yani doğuda ana itibaren İstanbul büyük keşmekeş, koşturmaca böyle. Evet. Ben işte geldiğim evet. ben Ege'den geldim. Bize böyle çok daha sakin bir hayat. Herkes koşturuyor ama o güzelliklerin farkında değiller pek çok. Doğru. Ben geldim muhteşem bir şey burası evet. ya. Muhteşem büyük kent. Muhteşem evet. tarihi var. Evet. Ben böyle tarihiyle kalem kalem sokak sokakları İstanbul'u gezdim. Hepsini evet. gezdim. Yani böyle işte çok pek çok şeyi merak edersin. Mesela pek çok İstanbullu hani o her işte zincirlerin nereden gerildiğini bilmez. Ben böyle metre metre ölçtüm. Metre Hı -hı. metre gittim gördüm. Her şeyi evet. hocam. O yüzden o çok güzel bir şey. Bu, bu çok doğru. Şöyle, ben şöyle yani başka bir örnek vereyim. O da benim çok sevdiğim bir örnekti. Ee, Muhammed İkbal Kur'an-ı Kerim insan ilişkisini anlatırken bir örnek veriyor. Müthiş bir örnektir gerçekten. Şimdi diyor ki Christophe Kolomb Amerika'ya gittiğinde e, şimdi yerliler etrafını toplamışlar. Tabii herkes yani onlar Christophe Colomb'a şaşırıyor. Christophe ise insanlara değil de doğaya şaşırıyor. Yani çünkü o yani erken diyeyim yani kapitalizmin erken bir evresinde böyle bir iştahla oraya gitmiş yani ne var evet. burada ne yok falan. Ya çok mu haksızlık ediyorum adama? Yok, yok yok, öyle hocam. Öyle. A Vallahi az öyle. bile yani hakikaten. Evet, hele neyse. okuduktan sonra hikayesi. falan, neyse. Ha. Şimdi böyle diyeyim ki kuş sesi ötüyor ona bakıyor tamam Bir şey oluyor falan. Her şeye böyle yani can kulak falan. Oradaki yerli için çok normal bir şey. Yani ne var yani? Hani neye şaşırıyorsun falan gibi. Evet. Şimdi İkbal diyor ki, Kur'an-ı Kerim'le ilişkimizi diyor, Yerlinin Kur'an-ı Kerimle yani yerlinin Amerika ile ilişkisi gibi kurduğumuz sürece bu kitap bize bir şey vermez. Evet. Kur'an-ı Kerimle ilişkimizi Kristof Kolomb'un yani kim o? Ölümü göze alarak hı hı. değil mi? Yani ölümü göze al yani ölümüne bir yere giden adamın kitapla ilişkisi gibi veya kıtayla ilişkisi gibi kurabilirsek o evet. zaman Kur'an-ı Kerim bizi besler. Ya da diyor. şey gibi olabilir mi? Hani ilk defa görmüş gibi, ilk defa i̇lk muhatap ilk olmuş defa. gibi. Ben mesela bu ilk defa görme meselesini çok önemserim şu açıdan. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana desin, mesela anlatması değil mi? Yani Peygamber üzerine konuşmayı ben severim yani mesleki olarak severim. Evet. Yazmayı da hakkında yazmayı da çok severim yani gerçekten Peygamber Efendimiz hakkında. Şimdi bence Peygamber Efendimiz'in mesela e, hepimize e, sünnet olarak bıraktığı çok önemli bir kavram var. Tahayyür ya da hayret. Şimdi bu hayret çok güzel bir kelimedir. Yani gerçekten de İslam ahlakının yücelttiği, İslam ahlakında anlamını bulmuş çok güzel bir kelimedir. Normalde şimdi hatta şöyle bir kelime değişmiştir. Yani anlam değişmiştir. Normalde kök anlamı hayret şaşkınlık mesela. Şaşkınlık biraz ayıp kabul edilir. Yani evet. şaşırma mesela bir şey a filan. Ayıp kabul edilir. Yani ne şey çünkü yani bir marifetsizlik hali. Yani yani görmedi mi şey? daha önceden? Görmedi mi falan. Evet. Böyle şey. Yapın. Fakat Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allahu mezzitne fike tahayyuren. Ya Rabbi benim sendeki hayretimi artır. Hmm. Yani bu şu demek aslında hayret orada tam amatörlük demek. Yani her an her şey sanki yeniden oluyor. Sonradan evet, tabii tabii. Yani bir ezber yok. Mesela diyelim ki Peygamber Efendimiz bir namaz kılıyor. Sanki ilk kez kılıyor. Veya bir hac yapıyor. Sanki ilk kez oluyor. Veya son kez oluyor. İstersen hmm. son deyin. Yani mesela ister ilk namaz deyin, ister son namaz deyin fark etmez. Hmm. Daha çok mesela İslam geleneği bütün ibadetlere peygamberin ibadetlerine son namaz, son hac, son filen demiştir. Neden? Evet. Son kez yapıp Rabbine gidecek. Son kez yapıp Rabbine gidecek filan gibi. Onun getirdiği muazzam bir şey var tabi. Tahayyür hali var. Yani hakkını tam verme. Yani rüküyü son kez yapıyorsun, değil mi? Yani secdeyi son kez yapıyoruz. Acayip bir şey yani hakikaten. Ama de işte şöyle düşün mesela bir kuşun sesini son kez duyuyoruz. Yani yani duyup öteye geçeceğiz, değil mi? Evet. Yani bir mesela bir çiçeğe son kez bakacağız ya da dedim ki bir yoksulu son kez göreceğiz ya da bir hastayı son kez göreceğiz oradan ukbaya gideceğiz falan gibi. Hı hı. Çocuğunu son kez görüp gidiyorsun falan gibi. Yani dolayısıyla şimdi yani hayatla ilişkiyi böyle bir vedalaşma ilişkisi gibi düşünürsek hayatın değerini, insanın değerini daha iyi anlayabiliriz. Bu değer meselesi çok işte önemli. Çok yani, önemli. Şimdi hani sizden böyle en çok hani pek çok şey öğrendik de çok şükür en evet. çok öğrendiklerimizden bir tanesi de o değerini verebilme duygusu. Evet. Çünkü... Hani o adiyattan kabul edebilmek ya da artık bizim için aşina olduğumuz şeyden asıl çok muhteşem kıymetli bir şeyler olduğunu anlayabilmek belki hayattaki en büyük zevklerden bir tanesi hocam. Yani her gün güneş doğuyor her gün güneş batıyor ama her gün güneşin doğması ve batması muhteşem bir şey. Çok ön yani bir defa şimdi bir insanın yaratılmış olması ve her an yaratılıyor olması ve her nefeste hayatın yenileniyor olması. Şimdi bu, bu, bu gerçekten muhteşem bir şey yani, yani nimet dediğim şey bu. Şimdi ben şahsen hani şöyle düşünüyorum. Şimdi kadere iman diye bir meselemiz var değil mi? Hı hı. Yani iman şartlarından bir tanesi. Bunu tabii e, sünni düşünce mutezile ile tartışmada şekillendirdiği için daha çok konuya şey üzerinden gitmiş. Planlama üzerinden gitmiş. Yani Allah'ın bizim yapıp ettiklerimizi planlayıp planlamadığı yani böyle bir tak hı hı. şey yapıp etmediği falan buradan gitmiş yani. Fakat ben buna biraz da tasavvuftan hareketli özellikle de İbn Arabi'den hareketli olabilir bu. Değer anlamını yüklüyorum. Çünkü kader yani özellikle mesela Kadir Gecesi diye bir kavram var. Aynı aynı evet. kelimeden geliyor. Kadir ka, ka, mesela kader yani kadrini bilmek. Mesela Allah yarattı ve takdir etti diyor. Şimdi takdir ettiyi biz mesela şöyle mana versek değerini o belirledi diye anlam versek lügatın dışına çıkmayız. Hı hı. Yani mesela şunu diyelim ki sanatçısı yaptı. Kaç lira bu? 50 lira kardeşim. Ya etmez. Ya sana göre etmez kardeşim. Sana göre etmez yani bunu yapana göre bu 50 lira değil ...bu normalde çok daha fazla yapar ama yani alışveriş olsun diye 50 lira dedim yani ama bu, bu bunu yapan adam için bu çok kıymetli bir şey bunun için evet. mesela şimdi bir örnek olmasa e, şöyle bir, bir ayetiklerimi biraz böyle e, hafif esneterek bir anlam vermiştim her şeyin hazinesi Allah'ın katı, katındadır her şey Allah'ın katında aslında bir hazine olarak bulunuyor gibi yani ha, hani böyle güzel. bir kıymet gibi yani biraz böyle hafif işare yorum gibi yani içime doğan bir mana olarak. Şunun için mesela ben şimdi şu bardağın kıymetini takdir edemem. Hı hı. Çünkü ben çok ortalama Yani biter, biraz sonra bir terden bir daha gelir. Bir daha bir daha gelir. Çay gelir, ötek gelir, birik gelir falan. Halbuki mesela suyun değeri ne zamandır? Hani çölde su hani var ya işte aşaya soran ne kadar uzun falan dediği gibi bunun gibi bir şey bu. Bu açıdan kadere iman benim kanaatime göre yani eli sünnet açısından kadere iman Allah'ın hayatımızı planlamış olduğuna değil sadece kıymet hükmünü onun verdiğine inanmak demektir. Hmm. Çünkü mesela biz başımıza bir hadise geliyoruz. Bu hadisenin gerçekte ne olduğunu tam olarak anlamıyoruz. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi, değerli bir şey mi der, bunu bilemiyoruz. Bunu aslında belirleyen Cenab-ı Hak. Ya da ben bir insanla karşılaşıyorum. Mesela bu insanın kıymeti nedir? Ben bunu anlayamıyorum. Ya da mesela diyelim ki hani bir başka ayet üzerinden gidelim. Mesela diyelim Cenab-ı Hak diyor ki bir insan Tevrat'a yazdık ki diyor. Bir insanın ölümü bütün insanların ölümü gibidir. Evet. Yani bunu bakın. Gerçek yani gerçek düşünmemiz lazım. Yani böyle hani yani ayet-i bir şey söylüyor ama bizim şaşırmamız lazım. yani Bir hayrete düşmemiz lazım. Yani gerçek, nasıl olur yani? Nasıl olur ya? Şimdi yani biz bize konuşuyoruz. Nasıl olur ya? Hukuk dediğimiz şey böyle bir şey değil. Yani bir evet. adam öldü mü diğeri yani en şey ihtimali o da öldü, yani ölüm cezası veriliyor. Hı hı. Ki Kur'an-ı Kerim'de öyle de değil. Kur'an-ı Kerim'de affetmekten söz ediyor. O da ayrı bir mesele. Evet. Ondan sonra kısasıyla zikrediliyor ama yani affetme falan. Fakat şimdi ayet-i diyor ki yani bir insanın ölümü bütün insanların ölümü gibi. E Tersinden düşünelim. Bir insanın hayat bulması sanki bütün insanlara hayat vermek gibi bir şey. Ya bu nasıl matematik? Bu nasıl matematik? Bu şöyle, bu yaradanın matematiği. Yani sisteme uymuyor. Kıymetli yani matematiği. Evet yani gerçi kıymetlendirme matematiği. Yani o diyor ben ben yaptım diyor. Yani onu ben yarattım diyor. insanın kıymetini ben veririm diyor. Dolayısıyla şimdi bence o Müslümanlar mesela modern çağda kader meselesini tartışırken yani şimdi bazen denk geliyorum. Yani biz de mesela tartışıyoruz, evet. konuşuyoruz burada. Yani ister istemez tabii insanlar en çok burayı merak ettiği için özgürlük sorunu üzerine odaklanıyorlar. Yani kadere iman etmek, özgürlük var mı yok mu filan. Buradan çıkış yok. Yani bunun cevabı bulamaz. Ama şu çok önemli. Kadere iman etmek demek. Yani şu yeryüzündeki varlığımız içerisinde olan her bir parçanın kıymetini, değerini ancak Cenabı ı Hakk'ın takdir edebileceğini, ve onun da ona bizim hesap edemediğimiz kadar bir değer verdiğine inanmaktır. Hı hı. Dindar olmak ise varlıktaki bu değeri bu kıymeti idrak edebilmektir. Çünkü evet. öfkeliyim umurumda bile olmuyor. Sinirliyim bilmem işte borcum var umurumda olmuyor. Bilmem hastayım umurum ya kardeşim böyle bir şey yok yani şahitliğe geldik yani evet. gibi yani. Evet hocam. İşte bu aslında duygu gerçekten <laughs> <Şim gülüyor> samimi söylüyorum. <laughs> yani sizinle böyle sohbet edip programdan sonra bu insan Hani böyle e, o kadar güzel hissediyor ki kendisini. Allah Allah ben de kendimle biraz sohbet hocam, edeyim. Hocam bakın ge, izleyin, <laughs> hocam YouTube videolarımızı izleyin <laughs> kendinizi. Evet. Yani e, Allah'ın insanlara ve bize verdiği kıymeti gördükten sonra başınıza gelenlere karşı ne kadar böyle yani onları değersiz hani kötü şey diye adlandırdığınız şeylerin aslında çok da değerli, kıymetli ya da işte o kadar önem atletmemek gerektiğini çok rahat anlıyorsunuz. Dolayısıyla hayat çok daha mutlu oluyor. Çok bu daha şey, oluyor. Burada şey unutmamak gerekiyor. İnşa ettiğimiz dünyaya göre dünyayı e, inşa edilmiş dünyanın perdesi değil anahtarı yapmak. Bir saniye bir daha. Ben bu cümleyi bir daha kuramayabilirim bak. Şimdi Ama böyle çok zorlu bir cümleydi. Özür dilerim. <laughs> Şeyde, çok şey dikkat <laughs> İnşa ettiğimiz dünyayı evet. inşa edilmiş dünyanın perdesi değil anahtarı saymamız ha, lazım. Eyvallah. Yani şimdi bizim şimdi her birimiz dünyalar inşa ediyoruz. Yani kendimiz evet. dünya içinde başka bir dünyada yaşıyoruz. Yani o bir tür şey gibi. E, şimdi çocuklar mesela oyun oynarken bu bizim eee Emita'da Rıdvan Emre şimdi bir kez böyle bir arkadaş evde oyun oynuyorlar falan. Ya yani orada bir dünya var. Mesela şuna evet. bir anlam vermişler, şuna bir anlam vermişler falan. Yani yani gerçek ve gayet ciddi yani. yani bundan da tartışıyorlar. Ne yapıyorlar falan filan. Yani değil mi böyle evet. bir şey? Aslında hepimizin de böyle yani hepimizin böyle yani mesela bir kimliğin oluşuyor. Mesela bunu gerçek addediyorsun. Yani bizim Arapça yani şeyde e, metaziklerin kullandığı bir tabir vardır. Vücudi durumlar yani el, el umurul vücudiye. Vücudi durum yani gerçek yani. Hı hı. Hayır, gerçek değil bu itibari. Yani senle benim ilişkime bağlı bir şey bu. Evet. Şimdi senle benim ilişkime bağlı olan şeyi vücudi olanın yani sen ve ben yok iken var olanın perdesi yapmamak lazım. Çünkü ben genellikle şimdi benim sinirlerimi bozan şey itibari şeylerdir. Yani insanlarla ilişkilerimdir. Hı -hı. Ama varlık varlık başka bir şey. Şimdi orada benim kanaatime göre mesela hani felsefe okumanın en güzel tarafı bu olabilir veya din dini düşünce. Bu yani bunun adı gerçekten dini düşüncedir ve bunun adı din met yani metafiziktir. Yani metafiziidir. Bu metafizin çok güzel tarafı bu. Orada sen kendi sınırlı dünyanı aşarak büyük dünyaya açılmaya çalışıyorsun. Yani Hı -hı. her şimdi şöyle demişler mesela e, yani herkes ee, kendi bir ada gibi hisseder ama aslında kıtayız. Bence doğru tabir bu değil. Doğru tabir şu: herkes aslında bir gölde yaşıyor. Gölleri aşarak ...deryaları tanımamız lazım. Hı hı. Yani denizleri tanımamız lazım. Eyvallah. Çünkü göl çürür. Ha, evet, kuruyabilir. Yani kurur ve çürür. Mesela yani göl bildiğin şekilde çürür. Yani su orada çamurlaşır ve çürür. Yani hani yani hepimizi çürütür. Orada mesela o gölü aşarak şeye doğru intikal etmek lazım. Eyvallah. Peki. Ekrem Demirel'le yayını ve program yapmanın en güzel ve en tatlı tarafı bu. Daha konuya girizgahı yapamadık. 20 dakika geçmiş. Ama çok keyifliydi. Sağ tamam. ol. Son cümle bu konu ilişkin son cümle söyleyip kuracağım. Dolayısıyla biz sizin bu anlatımlarınız sayesinde kendimizi bu dünyada çok daha değerli bir varlık. Evet. Çok daha başımıza kötü olarak geldiğini düşündüğümüz olayların karşısında kendimiz çok daha güvenli ve huzurlu. Korkmamamız gerektiğini anlayıp Allah'a e, ve Allah'ın yarattıklarına Hani şahitlik etmek ve temaca evet. ile beraber çok daha mutlu bireyler oluyoruz. Allah razı olsun. Biz öyleyiz. Sizi bilmiyoruz. Eğer öyle değilseniz. <laughs> Kendinize biraz alın. E, biraz biraz için alır YouTube programı, şey YouTube tekrar <laughs> tamam, Gönül gel muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim. Aa, çok, çok güzel. Müthiştir. Ha. Çok evet. güzel türküdür o. Bu türkülerin tabii şeyin... E, İnsan tabii hani e, yani besteye baktığı zaman güfteyi bazen unutuyor. Hı hı. Ben güfteciyimdir. Yani yani güftede ne dedi, ne dedi, tam olarak nasıl dedi falan onlara bayağı odaklanırım. Çok güzel bir şeydir. Gönül gelsin seninle muhab yani gönül yani gönül dedi kendisi hı hı. tabii. Yani. Evet. Derim ben yani içerideki ben. O içerideki ben tabii yorumlara göre değişebilir ama en niyetinde yani e, yani olması gereken ben. Yani hı hı. onunla olan ben arasındaki gerilimde Gönül gel seninle muhabbet edelim diye. Yani yani çünkü bak arada kelime de çok önemli. Evet. Muhabbet etme. Çünkü başka bir sürü ilişki cedel olabilir, kavga olabilir ama Tartışma işte değil. insan insanla muhabbet ettiğinde daha bir pozitif bir şeye dönüşüyor. Araya kimseyi alma sevgilim. Çok evet. güzel bir şey. Peki. Durumda. O zaman biz de muhabbete girelim. Ha. Bir girizgah yapalım. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk muhabbette, sohbette. Aşk o kadar çok böyle ağır bastı girelim ki dedik biz bu aşkı baştan sona konuşmamız lazım. Hele ki bu aşk meselesi e, doçent doktor e, Ekrem Demirli'nin profesörlük tezi olursa <laughs> <laughs> üzerinde konuşacak daha da kimi bulalım evet. yani aşk meselesinde. Aşk nedir diye bir girizgah yapmak istemem çünkü böyle dallanıp budaklanıp başka Gider. bir yerlere gidebilir. Dolayısıyla evet. hani Mecnun'un aşkı, Süleyman'ın hmm. aşkı, Yunus Emre'nin aşkı, içerisinde Mevlana aşkı, hmm. işte Allah aşkı falan bunları böyle detaylı konuşmak isterim. Sevmek insanı özgürleştirir diyorsunuz. Aşk da bir mahkumiyet olarak addedilir. Hangisini yaşadığınızın sağlaması bu sonuçlar mı? Ee, hangisini yaşadığımızın sağlaması bu sonuçlar mı? Bu direkt editörümün ilk sorusu size. Ee, sayın editörün. Evet. <laughs> evet. Peki. Şimdi şöyle. Bence Aşk, şey, Sevmek insanı özgürleştirir. Özgürleştirir. Mi? Oradan tamam. istişam evet. ederim. Evet. Benim galiba böyle bir yazım vardı. Yani olması lazım. Yazmadıysam da niye yazılmış olabilirim? Sev Yazmışsınızdır Çünkü ki editörümüz buna editörümüz, evet. bir özel girmiştir Peki. bu cümleye. Sevmek yani insanı özgürleştirme. ben şeyim şu yani özgürleşmek kelimesi benim için müstahnelikle çok ilgili bir kavramdır. Müstahin, yani. yani olmak yani bağımlılığın azalması. Tabii mutlak anlamda bağımlılığın ortadan kalkması söz konusu olmayabilir. Yani yani bağımlılık yani yani, yani izafet ilişkisi tam olarak ortadan kalkmaz hiçbir şeyde ama. Yani, müste, yani benim teorime göre, benim düşünceme göre özgürlük yani hürriyet çok kıymetli bir kavramdır, ahlaken en üstün kavramdır ve ahlakın amacıdır hürriyet. Hürriyetin ilgili olduğu çeşitli kavramlar vardır. Mesela yetkinlik, Kemal kavramı çok hürriyete uy uygun bir kavramdır. Tamlık ya da birlik mesela. Bu e, dün Klasik düşünce okulunda Suskinden ders yapıyorduk mesela. Orada anlatmaya çalıştım yani bu birlik kavramını, birlik ve tamlık kavramını. Ve e, en nihayetinde yani hürriyet kavramıyla istiğne arasında müstani olma. Yani mesela ben şimdi şun, şun, şunu seviyorum içmeyi ama içmeye içmeyebilirim de. Çünkü bir şey bağımlı hale geldiğimde yani bir ihtiyaca dönüştüğünde gerçekte onun kadrini bilip bilmediğimi bilemem ben. Yani çünkü bu bir ihtiyaç. Şimdi burada yani bazı yani şeyler var insani durumlar var. O insani durumlarla ilişkimizde bu hürriyetin tanınanması lazım. Şimdi benim kaynetime göre burada kilit kavram yani veya yani bazı bir hani kilit şeyler oluşturmamız lazım. Bir tanesi şu. Şimdi duygularımız e, genellikle böyle bağımlılık ve karşılıklılık üzerine çalışırlar. Hı hı. Yani mesela diyelim ki sen bir şey yaparsan ben öfkelenirim. Burada şimdi senin davranışın beni öfkelendirdi. Yani eğer bu öfke bir duyguysa mesela öfkelendim. Ya da mesela derim ki zarif bir şey yaparsan etkilenirim. Mesela değil mi? Yani yani bu şimdi. Ya da mesela diyelim ki gözüm bir şey gördü. Mesela ondan etkilenir. Mesela kulağım bir ses duydu. Tehlikeli bir ses duydu. Mesela korkarım falan değil mi? Yani yani duygularımız ve duyularımız yani e. onları oluşturan şey bu duyular. Böyle bir karşılıklılık ilişkisi, ilişkisi içerisinde çalışıyor. Yani bir mütekabiliyet ve bir karşılıklılık ilişkisi içerisinde çalışıyor. Şimdi birinci soru şu. Yani acaba mesela bu karşılıklılık ilişkisi bizi bir yere taşır mı? Yani ya da biz, bizde nasıl bir şey oluşturur? Ya da şöyle soralım. Mesela biz acaba ahlak dediğimiz şeyi bu karşılıklılık ilişkisi içerisinde oturtabilir miyiz? Hı. Şimdi sorulardan bir tanesi bu. Şimdi benim kişisel olarak şeyim, düşüncem şu. Duyguların yani yani duygusallığımızın ve dolayısıyla duygularımızın karşılıklı olduğunda aslında bizi bir yerde tuttuğunu ama bizde böyle bir böyle bir davranış değişikliğini veya bizde bir yön e, şöyle diyeyim yani bizi hürriyete doğru taşıma diye böyle bir amaç taşımadıklarını ben düşünürüm. Dolayısıyla şimdi benim kanaatime ben göre çok özür dilerim hı hı. bunu gerçekten tam olarak zihninde oturtamadım şimdi. Hı hı. O yüzden biraz daha istemeyeceğim. Tamam. Tekrarlayayım. Duygular derken hangi duygular? O hani tepki, tepki onlar mı yani? Evet. Ha. Tam oturtamadım. Aslında şöyle söyleyeyim. yani şöyle bir sorudan gidelim. Bu sevmek dediğimiz şeyi ya da herhangi bir şey yani buna benzer herhangi bir şeyi hı hı. Bu karşılıklılık ilişkisi içerisinde çalışan bir duygu gibi mi düşünmemiz lazım? Hı. Yoksa karşılıklılığın koptuğu ya da azaldığı başka bir davranış biçimi gibi mi düşünmek Hı. lazım? Şimdi aslında kilit kavram burası. Eyvallah. Yani şöyle düşünelim. Mesela diyelim ki şimdi e, insanlar arasında ticari ilişkiler vardır evet. değil mi? Mesela ben e, şunu sana veriyorum. Sen de parasını veriyorsun ve bunu alıyorsun Hı -hı. mesela. Şimdi karşılıklı bir ticaret yaptık. Şimdi bizim mesela bunu yüceltmek için bir şey söylememize gerek var mı? Yani biz mesela çok sevdik yani birbirimizi çok sevdik evet. falan demeye gerek var mı? Yani Yok. normal değil mi? Yani bir evet. al, hatta Eyvallah. ben mesela bunu çok iyi yaptım. Yani hani buna çok iyi hak verdim ve sen de çok iyi bir para verdin. Evet. Yani biz gene birbirimizi seviyor dememize gerek var mı? Yok. Biz bir şeye sevgi adını vermemiz için... ...başka bir şey olması lazım. Yani bu normal. Yani alışverişin Anladım. dışında... ...bir şey olması lazım değil mi? Evet. Şimdi bence sev, Şimdi sevgi enteresan... ...bir kelimedir. Ve belki de... ...kitabı yazarken şöyle bir şey yazmıştım... ...ilk başta. Ya dedim ben bir insan... ...hani ben profesyonel tez yazacağım falan demek... ...hakikaten çok iddialı ve... ...hani duruma göre çok anlamsız bir şey de olabilir. Çünkü... Herkesin bildiği bir konunun neyinin te tezini yapacaksın. Yani, <laughs> öyle değil mi yani? Herkes yani sahaya çık, herkes profesör yani. Herkes uzman. Herkes aşk yani. herkes uzmanı. falan gibi yani, değil mi? Yani bir sürü şarkı var. minibüslere git, yazılar. Kamyonlara git, yazılar. E hayatları bunda tecrübe A adamın zaten. Adamın hayatı şey. Şimdi ben diyeceğim ki yani, öyle bir şey söyleyeceğim ki arkadaşlar bildiklerinizin hepsi yanlış. Yani diyeceğim, öyle değil mi? Yani yani böyle bir şey yani. Bildiklerinizin hepsi yani ben çünkü şöyle bir şey için yapmam. Evet, insanlar siz bunu çok iyi biliyormuşsunuz, değil mi? bildiklerinizin hepsi ki zaten tezim o yani, yani diyorum hı hı. ki bildiklerinizin hepsi yanlış diyorum. Şimdi o zaman şimdi birinci soru bu acaba ben mesela seninle ticaret yapıyorum hı hı. değil mi yani normal ticaret yapıyorum bu bunun adı ticaret yani alışveriş bu alışverişi daha üst bir kavramla anlatmama gerek var mı Hayır. mesela ben şimdi desem ki hikmet çok tüccardır veya ekrem çok tüccardır desem ölmüş olmam yani yani birbirimizi övmüyoruz. ama hikmet ve çok mesela insan sevgisi çok fazladır desem ben seni övmüş olurum. Evet. Değil mi? Mesela ekrem mesela bir şey çok seviyor desem kendimi övmüş olurum. O zaman şimdi demek ki eğer sevgiyi konuşacaksak ticaret olmayan bir şeyi konuşuyor olmamız lazım. <laughs> Öyle değil mi? Evet. Evet ama ben ama derim ben oraya yani. Bak şu an bak dini konuşmuyoruz. Tamam. Bak yani Allah sevgisi bak tamam, normal tamam. yani. Bir sevgiden bahsediyoruz. Normal tamam. Yani mesela ben mesela ben şu fincanı seviyor tamam. muyum sevmiyor muyum? Bundan konuşuyoruz evet. değil mi? Yani mesela şimdi Şimdi, normal, şimdi bir tane şey ilişki belirledik. Evet. Değil? Burada bir tane ilişki. Yani mesela işte adam mesela ekmek yapıp satıyor falan ve işini seviyor vesaire filan ve para kazanıyor. Hı hı. Ee, şimdi biz de alıyoruz parasını ödüyoruz filan alışveriş. Şimdi geldik eve ikimiz nasıl anlatacağız durumumuzu değil mi? Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu tüccarlığın yani bu alışverişin adı sevgi ise o zaman hep şöyle yapalım. Yani her ilişkiye ilave olarak bir de sevgi ekleyelim yani. Evet. Yani o ilişki kelimesini orta, şey yapalım kaldıralım. Eyvallah. Ya da mesela bir öğretmen düşünelim değil mi? Normal hani işini ben kendim için de söylerim. Mesela ben derim ki talebelerime e, çocuklar derim bak ben ders, dersi sevmem. Gerçekten çünkü ders geriyor seni yani. Yani kolay bir şey değil ders yapmayı. Mesela talebeyi sevmem derim. Ben yani talebelerime bunu severim. Bunu bir türlü anlatamadım. İnanmıyorlar. Yok hocam siz diyorlar talebe. Vallahi sevmem diyorum. Çünkü şimdi sevmek ayrı bir şey. Yani evet. ayrı bir şey yani. yani Semer. Yani insanlar bir şimdi sevmeyi iyi anlamak lazım. Şimdi ben mesela dersimi iyi yapıyorum diyelim ki Emeğimi veriyorum falan. Ama devlet bana bir çuval para veriyor bundan dolayı. Yani bir çuval. Bir çuval. <laughs> yani, yani tamam yani ya profesörlerin maaşları yani fena değil yani Allah şükür. Yani <gülüyor> <gülüyor> neyse. Eyvallah. Ondan sonra yani normal yani maaşımızı söylüyorum. Allah şükürler olsun yani falan. Şimdi bunu veriyor değil mi? Yani devlet sana bu, bu parayı veriyor. Şimdi vermese hadi bir ay idare ederim, iki ay idare ederim. Ne no oluyor falan derim yani. Yani o eski de, o zaman şimdi buna sevme kelimesini eklemek doğru değil ki meslek yapıyorum ben burada. Tamam. Bunu yaparken içerisinde hani içine sevgi mi kattım cümlesi. Sevgi mi kattım? Bu olmaz mı peki? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani, yani şöyle hı. bir insan sevdiği bir işi yap yapması karşında bir maaş alması da Bu, mahsuru yok. Yani Maalesef... ben mesela, mesle <laughs> mesleğimi çok severim. Yani kendi mesleğimi. Tamam. Yani uğraştığım konuları çok severim. Anlatmayı da seviyorsunuz. Anlatmayı da seviyorum. E bunun karşında siz devlet şey, bir de maaş vermiş oluyor. Tamam. Bu, yani şunu söyleyeceğim. Yok, mı? şunu söyleyeceğim. Mesela bunun aslında yani bu sevgin sevgi nedir sorun? Buna bir de dostluk da dahildir. Hı hı. Mesela Dostluk da dahildir. Ee, şimdi burada çok büyük tartışmalar olmuş. Ve bu dinde olmadı bu tartışma. Önce onu söyleyeyim. Dinde değil. Mesela felsefede oldu bu tartışma. Mesela şöyle örnekleri konuştular. Yani, yani o kadar Felsefe yapmak ne kadar ciddi bir iştir ve ne kadar sağlam bir iştir bunu anlamak için söylüyorum bunu. Mesela dediler ki acaba anne baba, ben baba olduğum için anne de vermiyor baba. Mesela evet. bir baba çocuğunu seve sever mi sevmez mi, değil mi? Yani şimdi böyle bir sorun tartıştılar. Senem şehirlerin yani 2500 sene önce yani işte Platon vesaire mesela bunu tartıştılar <laughs> tamam mı? Yani İzmir bu, bu şu civarda. Evet. Bunu tartıştılar. Yani bir baba çocuğunu sever mi sevmez mi? Ya bundan kim tereddüt edebilir? Ya bir babanın çocuğu şimdi çocuğa ciğer denir. Şundan dolayı ciğer kan demek yani. Evet. Kanımdan olan yani tamam mı? Ciğer par. Ya kim sevmez falan. Şimdi düşüncenin büyüklüğü burada. Yani felsefenin büyüklüğü burada. Eğer hepimiz bundan emin isek. Hı hı. Yani hiç yani buradan tereddüt etmeyeceksek. Biz niye okuyoruz ki? Herkes her şeyi biliyor. Evet. Öyle mi yani? Emin miyiz yani, peki biz bundan? Şimdi işte bize 3 yani üç tane soru sorduğunda bir anda şeye düşürüyor. Yani, boşa mı düşüyor? Boşa düşüyoruz ve bir, bir bakıyoruz ki Allah Allah biz o esnada tam olarak ne yapıyoruz? Mesela bir baba çocuğunu tırnak içerisinde seviyor iken gerçekte tam olarak ne yapıyordur? Mesela çocuğu sahipleniyor mu? Aa. Çocukla ilgili ileri düşünceleri mi var? Mesela namım yürüsün planları, planları mı var? Ben yapamadım o yapsın ileride bir gün düşerim bana yardım eder mi diyor. Ha, evet. Ya da mesela şöyle mi düşünüyor? Yani çocuklarım olsun. işte başıma bir sıkıntı gelirse mesela değil mi? Hani bunlar beni evet. korur, morur falan. Böyle şeyler mi düşünüyor? Değil mi? Yani yani zihninin bir yerinde çok fena sordu hocam. Değil mi? Sordu. Şimdi peki o zaman o zaman şimdi o zaman ne oldu? Demek ki en azından bu sevgi şaibeli. Öyle değil mi? yani hani evet. değil mi şimdi ben çok normal şimdi yani televizyonda değil mesela böyle özel konuşmalara çok rahat bir şekilde söylerim. Derim ki hiçbir baba çocuğunu sevmemiştir, hiçbir anne çocuğunu sevmemiştir derim Ama özel şimdi konuşmalarda. Te, şimdi televizyondayız. Şimdi demem yok burada demem. Yani <gülüyor> 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 burada demem onu ben. Tamam, yani, <laughs> burada demem onu tamam mı? Çünkü şey yapmak zor. Fakat şimdi yani filozoflar bu, yani bir şey anlatmak için bize şimdi bu böyle yani felsefe şöyle bir şeydir. Şimdi bir zana paradoksu var. Şimdi tavşanla kaplumbağa hangisi geçebilir? Ya bu tartışılabilir mi? Tartışılamaz. İşte felsefe bunu tartıştığında felsefe oluyor. Çünkü nasıl izah edeceksin? Yani bunu bunu geçtiğini nasıl izah edeceksin? Kolay bir şey değil. Buradan şu noktaya gidecekler. Onu gidebilmek için yarısını, onu gidebilmek için yarısını, onu yarısını. Sonsuza bölünüyorsa nasıl gidecek? Tamam Nasıl geçecek? Şimdi felsefe yapmak böyle bir şeydir. Dolayısıyla şimdi ben hep söylüyorum. Şimdi bizim hani klasik düşünce okulunun temelinde de bu var. Belki bu Val Akademi'ye de hani bu, yani bir kısmı evet. bunu yapmamız lazım. Yapacağız burada inşallah. Şimdi burada yani tü, bu toplum niçin bu şeye e, ihtiyaç duyar? Yani felsefe okumaya, felsefe yapmaya niçin muhtaçtır? Muhtaçtır çünkü alışkanlıklarını aşarak kavramlarla gerçek ilişki kurabilmenin yolu felsefe yapmaktır. Felsefe okumaktır. Evet. Ve buna herkes muhtaçtır. Yani şu ve bu şekilde herkes buna muhtaçtır. Onun için şimdi yani felsefe şimdi böyle bir soru sordu. Dedi ki yani kardeşim dedi acaba mesela bir anne veya bir baba yani net konuşalım yani kitap açalım. Bir anne bir baba. Çocuğunu seviyor değil mi? Yani hiç hiç tereddüt edilmeyecek bir sevgi bu, evet. değil mi? Yani gerçek, e, gerçekten yani öyle gözüküyor, değil mi? Yani Ö, öyle hocam, öyle hocam. hocam. Tamam, e, evet gidince anneme gene bir hesap vermek olacak bundan dolayı. Şimdi evet bu anne çocuğu tam yani seviyor bundan tereddüt evet. etmiyoruz. Fakat annenin çocuğu sevmesinin gerekçelerini üst üste yazarsak tamam niçin mesela ben bunu niçin seviyorum? Mesela ben bu çocuğu niçin seviyorum? Ben doğurdum. Ha, ben doğurdum. Beni büyütelim şöyle bir. Ee, onu büyütmeden şöyle bana muhtaç ve ona bak... Bana muhtaç sana muhtaç olan bir sürü başka çocuk da var. Ama ben bundan sorumluyum. Çünkü ben dünyaya Kim getirdim. dedi sen ondan sorumlu olduğunu? Ha, ben doğurdum. Ben esas vurgu orada. Ben doğurdum. Ben doğurdum. Biraz da ben beni doğurdum gibi ya da ben bana benzer. Yani ben bir parçamı doğurdum gibi bir şey demektir. Dolayısıyla şimdi bir insanın çocuğunu sevmesi ve bir insanın ürünü sevmesi aslında kendisini sevmesi demektir. Yani kendi dışına çıkmaması demektir, çıkamaması demektir. Bu açıdan şimdi ben şöyle, şöyle düşünüyorum. Yani bunu daha önce de biz burada bir kez konuşmuştuk. Daha televizyon programlarını konuşmuştuk. Şimdi şöyle bir şey mesela yani bu konuya tekrar döneceğim ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bence İslam'ın insanı evrenselleştirme diye bir meselesi vardı. Hı hı. Bu evrenselleştirme derken bugünkü hani böyle Evrenselleştirme böyle bunu asuz etmiyorum. Evrenselleştirme şu demek: benim olmayan bir zaman, benim olmayan bir mekan ve benim olmayan bir kişiyle sağlıklı ilişki kurabilmem demek. Yani mesela ben şimdi kendi çocuğumu derim ki seviyorum, tamam? mı? Evet. Bu bu bunu konuşmaya gerek yok çünkü bütün belgeselleri izliyorum ben. Aslan yavrusu için gidiyor öteki aslanla dövüşüyor, Sırtlan ötekiyle dövüşüyor, leopar dövüşüyor, tamam mı? İşte bir mesela bir işte bilmem ne ağacı onun yanında kendisine bir şey büyüyor falan yani onu koy. Yani muazzam bir şey var. yani türünü korumak diye bir şey var. Yani kendi türünün hı hı. tür e, türselliğini korumak diye bir şey var. Yani insanoğlu kendine aşık bütün yani Cenab-ı Hak varlıklara bu şeyi vermiş. Herkes kendini korumaya bayılıyor. Yani evet. bunda tereddüt yok. Sorun bu değil. Sorun be, şimdi benden olmayan yani benden çıkmamış birisine hı hı hı. de ben aynı şekilde bakabilir miyim, bakamaz mıyım? Çok zor. İslamı şimdi insanı taşımak istediği yer tam olarak burasıdır ve sevgiyi sevgi yaptığı yerde tam olarak burası olacak. Peki annenin çocuğa davranışı e, sevgi mi ya da şöyle söyleyeyim şefkat dediğimiz şey aslında sevgi mi yoksa başka bir duygu mu? Çünkü annenin çocuğa ya da babanın çocuğa yaklaşımı sevgiyle kısıtlarsak biraz eksik kalmaz mı acaba? Hani şefkat ne, nerede kalacak? Şefkat şöyle ben e, tam böyle anladığım bir kelime değildir şefkat. E, yani mesela acımak şefkat biraz acımaya yakın yani yani müşfik olmak mesela hı hı. acımak ve korumak ya yakındır. Evet. Mesela bizim herhalde e, insan ilişkilerinin en çok rahatsız eden şey bizi korunmamızdır. Yani insanların bizi koruması bizi çok rahatsız eder. Korumaya muhtaç bir şeyden bahsediyoruz. <laughs> mesela e, hani hı. şöyle söyleyeyim. Ben 90 yaşına gelmiş, bakıma muhtaç bir babama karşı bir davranışım var. Ona Hı -hı. iyi davranıyorum. Bunun adı Hı -hı. şefkat değil mi? Yani sevgi mesela Hı -hı. orada bir çıkarım yok benim. O zaman. E yani var. Niye var hocam? Filozoflar bunu da açıklasın o zaman. Hı, çok yani. orada çok rahat çıkarım var. Çünkü geçmişteki hukukunu ödemek istiyorsun. Hayır yani öyle bir mecburiyetim hani atamalı var. tam var ama yani kendi iç dünyanda var. Vicdan diye bir ha. denge var içinde. Bir ikincisi daha sonra senin çocuğunun da sana yapacağı davranış <laughs> endişen var. He. Yani ahlakı korurken aslında sen orada ve o hukuku korurken bir bütün olarak seni de ilgilendirebilecek bir ahlakı düzeyi korumak istiyorsun. Çok net yani yani bunda bir e, bunda bir belirsizlik yok yani, yani ben. Şey, tamam. E, şefkat meselesini derim tamam. Bunu ha şey, çözdük. şimdi şef, şeydi şefkat esas şuna yani mesela yani bir anne veya bir baba, baba değil. Yani <laughs> kadınlarla ilgili <laughs> konuşmaktan hani şey yapıyorum. Baba ile ilgili düşünüyorum tamam. tamam. Ben baba olduğum için rahat söyleyebilirim. Bir de şey biz yani evde bu, bu konuda yani çocuklarla bayağı bir şey yaptık yani dönemde olsun imtihada olsun. Yani onlar şey kadar böyle düşünüyorlar galiba. Siz sevmiyorum demediniz değil mi hocam? <laughs> Aslında şö... seviyorum çocuklar demediniz Yok şöyle değil mi? E, sevmenin zorluğunu anlatıyorum. Yani Eyvallah. tam olarak sevmiyoruz diyemem ama e, yani sevmek demek için bir şeyin e, çok ayrıcalıklı bir şey olması lazım. Onu anlatmak tamam, için söylüyorum. Eyvallah. Dolayısıyla yani bu bir yolculuk aslında. Yani sevgiye doğru bir yolculuk yapmamız lazım. Ve bu yolculuğu yap, yani gerçekten mesela sevgiyi savunmak lazım, Müdafaa etmek lazım. Ve ona gidene kadar, yani bir tür şey gibi mesela ihlas diye bir şey var. O ihlasa gidene kadar davranışlarımızı elemine etmek lazım. Yani bu olmadı, buraya riyakar, bu kötü, bu falan filan demek lazım. Yani bu, bu bir, bir de şu, tekrar ediyorum, yani bu hem dinde çok büyük bir meseledir. Hı hı. Hem ee, felsefe de yani bu klasik felsefe de çok ciddi bir meseledir. Bu bakımdan şimdi ister felsefeden gidelim ister dinde gidelim yani fark etmez yani. Yani bir şeye mesela e, karşılık buradaki zaten kilit nokta da bu. Karşılıklılığı yani mütekabiliyeti aşa aşmadan bir şeye sevgi demeye gerek var mı yok mu? Mesela ben seni seviyorum sen de beni seviyorsun. Peki güzel. Hı hı. Şimdi ben seni sevmiyorum. Ne oldu ya? Ben... Ha Ne no, oldu? <laughs> He, ben şimdi bizim e, annem, annem, babaannemden bir cümle aktarırdı. Bizim Fikriyat'ta yazdım onu. Cümle şöyle. Sev seni seveni başı kel ise, kel ise herhalde öyleydi. Yani ben sözler hep yanlış aktarırım. Eyvallah. Sevma, şimdi tam annemin söyleşiyle söylüyorum. Sevma seni sevmeyeni, sevmayanı diyor. Mısır'a sultan ise. Ya yani bu tam sevginin reddedilmesi demektir. Bu sevmek evet. bu kadar kontrollü mi ya? Evet. <laughs> Çok iyi. Anladım ya. Yani baktım ben yani bir kel beni seviyor. Yani bir defa şimdi orada pasifliği seçiyorum ben. Yani evet. tamam? Mı? Yani birisi beni seviyor, ben de seni seviyorum falan. Mısır Sultanı beni seviyor şey sevmiyor. Ben evet. onu sevmiyorum seni falan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu, bu kadar yani kontrollü bu bir kadar davranış. İradi bir şey değil. İradi mi? bir şey değil. Demek ki şimdi birinci mesele bu. Yani bu mütekabiliyet ölçeğinde yaptığımız davranışlara Normalde dediğim bir insan mesela ticaret diyor. Mesela ticaret yapıyoruz. Gayet makul yani mantıklı bir şey değil mi? Yani ben parasını veriyorum. Sen de ürünü veriyorsun falan. Şimdi buna ilave bir şey eklemeye gerek yok ki. Çok seve, çok güler yüzlüsünüz, çok bilmem nesiniz falan filan. Şimdi modern çağ bunların hepsini paza şey yaptı. Yani pazara çıkarttı yani dedi ki mesela mütebessim olursunuz. Bunun fiyatı 5 lira artar dedi değil mi? Evet. Güvenli iş yaparsınız. 10 lira artar, değil mi? Marka değeri diye bir şey yok evet. mu yani? 10 lira artar dedi. İşte şunu şöyle yaparsınız, 7 lira artar dedi, değil mi? Ya total bir ya bir bakıyorsunuz normalde ya, hakikaten işte bazı evet. şeyleri ben anlamakta bir şey çekiyorum. Ben diyorum ki mesela, bu 10 liralık bir şey. Niye bu 50 lira? 50 lira çünkü onun işte marka değeri diye bir şey var. Adam mütebessimmiş, adam işini çok seviyormuş, adam sevgisini katmış falan filan, yani, değil mi? İyi ambalajlamış gibi. İyi ambalajlamış vesaire. Yani hani bütün bunlar toplanın. O zaman şimdi birinci meselemiz bu. Biz normalde yani mütekabiliyet olan ya da duygularımızın karşılıklı işlediği ya da çıkarlarımızın söz konusu olduğu şeye sevgi diyeceksek diyelim. Ama demediler. Hmm. Yani buna sevgi demediler. Yani benim tamam. ve senin bildiğin aklı başındaki bütün büyük adamlar buna sevgi demediler. Yani isterse mesela hani sadece İslam geleneği açısından söylemiyorum. Hmm. Hinduizme, Hint geleneğine gidelim demediler. Hristiyanlığa gidelim demediler işte fil filozoflara gidelim deme. Kimse demedi yani. Yani karşılıklı olana sevgi demediler. Neye sevgi dediler o zaman hocam? Ha. Şimdi iki kademesi var bunun. Için. İki kademesi var. Bir tanesini e, ne kaldı geriye onu düşünüyorum ne kaldı bir platonik aşk kaldı. Ha bak şimdi çok enteresan. E, bizde platonik aşk çok enteresan bir tabirdir. Neredeyse böyle yani eee yani melankoli gibi bir şey değil evet. mi yani? Yani Ümitsiz vaka bir taraftan. Ümitsiz vaka yani platonik aslında o platonik aşk içerisinde yani aşk orada ortaya çıkıyor ama aslında bütün değerler platoniktir orada tek tarafla. Yani mesela ben diyelim ki sana doğru söyleyeceğim değil mi? Doğru Hı. sözlü olacağım. Ama sen yalan söylüyorsun. Evet. Olabilir. Platonik doğruluk. Ben Hı. doğru sözlü olmalıyım. Ben mesela diyelim ki adil olacağım. Ama sen öyle davranmıyorsun. Yani böyle bir kavram yoktu ben evet. kullanıyorum. Platonik adalet. Yani tek taraflı. Çünkü bence yani onların içerisinde Platonik bir tek, ahlak. Orada şimdi bakın enteresan. Yani ahlak dediğimiz şey böyle bir şeydir. Yani karşılıklı hmm. olan bir şey değil. Eyvallah çok iyi. Yani karşılıklı yani ilişkiye bağlı olan bir şey değil. Ya? Benim doğru söylemem sizin doğru söylemenizde doğru orantılı olmalı. Ben hep doğru olmalıyım siz yalan doğru, söylesiniz. Evet. Beni. Ya yalan söylüyorum ya değilim. Ya, ben, ki ben buna layıkım değilim. Yani hani bu, yani Eyvallah. din de böyledir. Gerçek felsefe de yani metafizik de böyledir. Yani burada şimdi metafizikle dinin, dini tabii bozan bazı fıkıh tarafı var. Yani fıkhın bir tarafı dini bozar. Yani çünkü di, fıkıh maslahatçıdır. Yani şeye dikkat eder, ya ona zarar gelir, şöyle olur, böyle olur. Ondan dolayı şöyle yapabilirsin filan gibi. Bence ahlakın çok kabul etmeyeceği cümlelerde söyler fıkıh. Hı hı. Yani fıkhın böyle bir tarafı vardır maalesef. Ondan sonra ama genel olarak yani metafizik ve dindeki bu yüksek ahlak tarafı yani tasavvuf ya da oradaki bu metafizik. Bunu kabul etmez. Yani karşılıklılığı kabul etmez. Hı hı. E, bir alışverişi kabul etmez. O zaman şimdi burada ahlakın temel, şimdi sevgi bir ahlak meselesi olarak düşünmemiz lazım. sevgi bir gönül yani bir akıl meselesi, bak şimdi gönül yani bir akıl meselesi olarak düşünmemiz lazım. Bak asla duygu demem. Yani akıl ne? Diye... E, gönül dediğimiz şey, kalp dediğimiz şey kesinlikle ve kesinlikle aklın bir e, seviyesidir. Ya hocam tamam da adam gitmiş hiç olmaz bir kişiye aklındaki tahavül etmediği kişi aşık olmuş. Onu sevmiş. Olabilir. Yani hayat tarzındaki tanımlamadığı kişi bir başka kişi gitmiş ona aşık olmuş. Şimdi akılla davransa öyle bir şey çıkmaz ortaya. Diyorsun. Vay da. <laughs> şimdi. Ama ya evet. <laughs> Peki şey <şöyle> düşünelim. <laughs> kime kime giderdimse akılla gitse çok enteresan. Bak şimdi ee, bu ders çalıştım. <laughs> yani dersin bu kızını biliyor. Mesela şimdi insanların şöyle bir tabiri var. Mantık evliliği diye bir şey var tamam mı? Evet. Mantık evliliği. Ya o kadar komik bir şey bu. Yani bunu kim ürettiyse tamam bunu hangi insan yani buna Oscar ödülü falan vermek lazım. Nasıl yani? Yani, hocam? yani Oscar Nobel falan vermek lazım Niye? vallahi. Ha? Niye? Ya şimdi mantık evliliği ne demek? Mesela mantık ne? Tamam an, ben anlatayım siz söyleyin. Evet, evet. Mantık evliliği. Hı. Adam ümitsiz. Hani ümitsiz derken bir Hı. yaşa kadar gelmiş. Hı. Artık hani aşık olacak bizim anladığımız Hı. anlamda. Sevecek bir gönül bir şey Hı -hı. olmayacak. E, düzgün mü hanımefendi? Düzgün. Yani ahlaklı, tamam. Hı -hı. E, el ayağı düzgün. Tamam. Merhaba merhaba. Ben de işte şöyle dedim. Hadi gelsin evlenelim, evlenelim. Mantık yedi yani. Bu budur. da bunun ne mantıklı ya. Yani bunu, Aha, pardon. Ya gerçekten ya. Bu <laughs> mantıklı ya. Dersten baktınız mevzuya. Ya, tamam. tamam. Yani. Bunun neresinde <laughs> mantık var ya. Bu böyle böyle, böyle absürt bir şey olabilir mi yani? <laughs> Eyvallah. Ya, ben bak mesela benim şöyle bir mantık evlilik tanımım var. Bak şöyle bir mantık evlilik tanımım var. Şimdi mantık e, insanın natık olmasıyla ilgili bir şeydir. Yani düşünen canlı. Hı -hı. Şimdi düşünen canlı neyi düşünür? Yeryüzündeki varoluş sebebimi. Değil mi? Gerçek bir insan olmak ne demektir bunu düşünürüm. Gerçek insanlık değerleri nedir bunları düşünürüm vesaire falan. Şimdi mantıkla bütün bunların total bütünü yani yani ben niçin burada varım değil mi? O zaman şimdi evliliğim varoluş serüvenimin bir parçası haline gelirse o zaman bu bana göre bir mantık evliliği olur. Yani anlatır mı yani? Anladım. Yani ben ni mesela mantığımın mantığımın yattığı kişi falan değil. Değil. Yani, şey. yani şimdi, ama diye şimdi diğerinde bak şimdi daha dikkatli gidersek aslında Mantık evlilik dedikleri şey çıkar demektir. Evet. Çıkarcılık evet, evet, demektir. Evet. Yani dolayısıyla yani ahlakı olmamak değil mi? Yani ahlaklı olmama evliliği yani. Yani ya yani şöyle yani, zarar görmeyeceğim. Ha yani yani korkular üzerine kurulu evet. değil mi? Yani korkuların zarar gör, üzerine görmeyeceğim. Ha. E, hiç Hiçbir problem yaşamayacağım. Yani Sakin. eğlenmesem de olur aslında. Evet. Yani eğlenmesem de olur. Yani biraz daha gidecek değil mi? Hani ekonomik durumlar, şunlar evet. tapular, kadastro, manastırla. Evet. Yani oradan da bakabiliriz falan. Şimdi bu aslında ahlaka uymamak demek değil mi? Yani çıkarlarım evet. üzerinden. Yani dolayısıyla çıkarlarımı yönlendiren şey nedir? Hırslarım ve korkularım. Yani demek ki yani insanlar çok enteresan bir şekilde hırsları ve korkular yani o mantık kavramını eşelediğinde enteresan bir şekilde içerisinden duygu sahnesi çıkıyor değil mi? Yani hırs çıkıyor, korku çıkıyor, değil mi? Açgözlülük çıkıyor. Vesaire falan. Yani bu tarz yani güvensizlik çıkıyor, değil mi? Bunlar çıkıyor. Ve temelinde de saygısızlık çıkıyor. Evet. Şimdi bunların üzerine bir ambalaj ediyoruz. Üzerine mantık yazıyoruz. İnanılmaz bir kabiliyet bu ya. Evet. Çok iyiydi. Hayır yani olaya bir ya. an, şimdi tersten bakınca çok iyi yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> ama öyle olmuyor tamam. mu şimdi bak. Şimdi, evet, yani muazzam olur. bir ambalaj bu. Mantık evet. bunun neresi mantık ya? Bunun neresi mantık? Yani korkuların üzerine inşa edilmiş bir ilişki biçimine mantık diyeceğiz. Böyle şu şey, o, o zaman biz niye mantık okuyoruz? Neden? Neden Nedeni nedenini söyleyeyim? Çünkü <laughs> Biz... Ağzım süt sen ya, şey, neydi? Haybinyen. Haybinyen şey. Evet o. Yani adam daha önceden ya da kadın yani. Şimdi Neyse. Bak, erkek ha, olmuş da öyle söylüyoruz. <laughs> Ayrımcılık yapmayalım. Ya i̇lla evlilik değil. Tamam. Mesela insan, kişi, iş ilişkisi de böyle olabilir. Şöyle hocam. Kişi daha önceden aşık Hı. olmuş. Fakat işte sütten ağzı yanmış. Yani ee, tam böyle istediği standartlarda ya da karakterde huyda birisine aşık olmadığı için hı hı. ya işte e, kızılmış ya öfkelenilmiş ya aldatılmış bir şeyler ya da uyuşulmamış. Hı hı. Ondan sonra demiş ki ben madem gönlümü değil. Bu böyle olmuyor. Ha. Gönlümü değil mantığımı değil. Maddeleri yazdım o maddeler uyan hı. adayla evleneceğim diyor. Ha. Bu şu demektir ben gönlümü yani gönül akıl şimdi de bak gönül akıl demektir. Yani bunun tereddütsüz bir şekilde bu bu demektir. Hı hı. Gönül akıl demektir. Ben gönlümü değil duygularımı dinleyeceğim demiş oldu bu bu, bu adam. Ayet. Yani mantık diye bize yutturduğu şey aslında basit duygusallığı. Neden? Çünkü yönlendiren yani mantığı yönlendiren mantık diye bize yutturduğu ambalajı yönlendiren şey duygusallığıdır. Ee, şeyidir, e, nedir? Hırslarıdır, Hı. korkularıdır, vehimleridir, güvensizlikleridir vesaire vesairedir değil mi? Yani ve aslında e, yani Hiçbir yani üst değer yani yani ben bu evlilik sürecini mesela evlilikse ya da başka bir kavram üzerinden anlatayım bunu mesela yani illa evlilik olması gerekmiyor. Şimdi insanlar mesela profesyonellik diye bir kavram kullanıyorlar. Evet. Yani ben şahsi bu ülkede ya bu kavram ya insanlar inadına mı yapıyorlar bunu diyorum ya bu kadar kötü nasıl kullanırlar diyorum mesela bu bu kavram profesyonellik kavramını bu kadar kötü nasıl kullanırlar diyorum. Evet. Şimdi profesyonel şu demek mesela deyin ki şimdi e, ben diyelim ki. Bir üniversite hocasıyım yani mesleğim yani mes, önce mesleğim demek yani çünkü yani. mesleğim benim varlıkla kurduğum bağdır. Hı hı. Ve o varlıkla kurduğum bağda ne kadar sahici olursam bilgelikte o kadar yol alabilirim yani hikmette o kadar yol alabilirim demek. Şimdi bir adam diyelim ki mesela sinemacı bir adam diyelim ki tiyatro bir adam bilmem ne bir adam şu bu falan tamam. Şimdi önce meslek yani önce mesleğim demesi lazım çünkü meslek varlıkla bağdır varlıkla yoludur yani orada gidecek. Şimdi Türkiye'de mesela ben şimdi denk geldiğim şeyler işte mantık mesela meslekte Hı -hı. mantıklılık diye bir şey tutturuyorlar. Profesyonel ben maaşıma bakarım. Ya bunun yani yeryüzünün yani gerçekten böyle hani yani aklı başında toplumlarda yani bu böyle bir cümlenin karşılığı olamaz ya. Yani profesyonellik ile maaş Hı -hı. kelimesini bir araya getirme hiçbir mantığı yoktur ya. Çünkü neden? Profesyonellik demek meslek demektir. Yani mesleğimin ilkeleri, mesleğimin ahlakı, mesleğimin işte gelişmesi meslek üzerinde benim gelişmem, meslek üzerinden insanlıkla varlıkla ilişki kurmam mesela yani siz sen diyorsun ki mesela mes hı hı. mesela ben diyorum ki ben profesyonelim. Ya kardeş ben mesleğime odaklanmışım. Burada işte falan yerdeki mesela diyelim üniversitede şurada oradaki ayak oyunları, oradaki iktidar ilişkileri orada ben onlara bakmam kardeşim. Tamam başka örnek vereyim bununla ilgili. Hı hı. Adam çok iyi bir e, firmada satış hı hı. müdürü. Hı hı. Başka bir firmada diyor ki sen 10 lira alırken gel kardeş ben sana 20 lira vereyim. Hı hı. Bu adam da tamam arkadaş ben profesyonel bir satıcıyım. Dolayısıyla ben yaptığım işe bakıyorum. Bu yaptığım işi şey orada yapacağım diyor. Evet. Şöyle varsayalım. Mesela diyelim ki buraya gel ama mesleğinden şey kaybedeceksin. Ol, olmaz o iş. Şimdi futboldan örnek vermek için bana tam uymaz ama bir ara şöyle bir şey olmuştu. Böyle iyi futbolculara böyle bir başka takıma gidiyorlar tamam mı? Yani tam böyle hani futbol takımı demeyecek bir yere gidiyor. Evet. O zaman biz bunu arkadaşlarla tartışmıştık. Herkes, bütün arkadaşlarım profesyonel adam diyor gider. Dedim ki ben evet. profesyonelse gitmez. Evet. Önce meslek. Evet. Anladın mı? Ö yani önce iş, önce ahlak. Yani ama sen şimdi profesyonel kelimesiyle yani meslek kelimesi. Niçin bir meslek öğrendim? Para kazanmak için ise... O işte o senin hani az önce konuştuğumuz bak mantık bak mantık evliliğini yücelten bir toplum o zaman profesyonelliği de paraya çeviriyor. Bak şimdi bunun yani bence buna profesyonellik dememek lazım. Paracılık. Hmm. Yani ben paracıyım kardeş bitti. Kim daha çok para varsa bak bunun profesyonel ama şu, bak şu açıdan demiyorum. Mesela diyelim şu kurumda çalışıyorsun. Başka bir kurumdan sana mesleki olarak tek teklif geldi maaşlarınız eşit ve onu o bunun üç katını veriyor. Hiç önemli değil. Sen gittin kardeşim baktın dedin ki ben burada üç sene içerisinde mesleğimde şu noktaya gelirim. Yani mesleğimde yani mesleğin incelikleri, hmm. mesleğin kabiliyetleri İşte buradan neyim üç tane kitap yazarım dört tane bilmem ne üretirim. Beş tane şunu üretirim falan. Burada işte insanlara şu, tamam yani mesleğin açısından yani hmm. mesleğini ülkede taşımak istediğin nokta açısından muazzam bir kapı var. Eyvallah deyip gitmek lazım. Kurduğum kanallar hiçbir yere gitmem hocam. <laughs> Ama muyum? Yani demek ki Demek istediğim şey bu. Yani meselenin parayla şey ama Türk bak şimdi aynı bileşik kaplar gibi. Eyvallah. Bir toplumda, bakın bir toplumda duygusal temelli, bak duygusal hırslarımız temelli bir şeye mantık ambalajı geçirilmiş. Hı. Mantık evliliği diye bir kavram uydurulmuş. Bak bu bir tam bir tahriftir. Yani mantık kelimesine yeryüzüne yapılmış en büyük haksızlık ve en büyük bak bu bir hırsızlıktır. Bak kelimeyi çalmışız. Yani <laughs> Bir insana en çok lazım olan şey mantık iken evet. sen mantık kelimesini çal. Çıkarcılık üzerine kurmuş olduğun ilişkiye mantık evliliği de e ondan sonra sen, bak şimdi meslek varlıkla kurduğumuz ilişkidir. Bak varlıkla ilişkidir. bunun hı. için mesela ben şimdi derim ki mesleğinde kötü olan bir adamın iyi bir insan olma ihtimali yoktur. Oo, çok sert hocam çok sert. Aradan sonra sorarım ben ben onu. Ne yani. zaman da ya, bu süre İyi açılmıştık vallahi ben bugün söylemiştim bak bir, bir, bir şey soru evet. var kafam değil, bilen de dedim Ana. kamera düzeltir hikmetin duası şeyin aşağı, Ayşe okuması düzeltir bak. okuması bu çok sert bir cümle çok net bu yani de, devam edelim şu anda sert geldi bana bir ara verelim devam edeceğiz. Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının batıya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat ve medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım. Profesör Doktor Bekir Karlıanın katkılarıyla Medeniyet Mirası bu akşam 22'de Vav TV'de. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم Kur'an'ın Sesi Tarih bir yol, bir yön tayin eder insanoğluna. Geçmişi geleceğe aktarırken doğudan başka, batıdan başka akar tarih. Profesör Doktor Haşim Şahin ile Doğudan Batıya Tarih Yarın 20'de Val TV'de insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo Kur'an'ın sesi Hikmet dolu güzelliği, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliği, kültür ve sanatımızın inceliği, tarihimizin değerli birikimi. Gerçek bilgi doğru yorum. Devam ediyoruz. Hocam cümle çok sertti. Mesleğinde başarısı olan o mesleği yap, yapıyor iken iyi bir insan değildir. Şimdi ben e, marangoz olmaya niyetliyim ve marangozluk yapıyorum. İyi bir marangoz değilim. Ortalı bir marangozum şuradan gidelim. Şimdi ben bunu biraz yaşam tecrübesinden oluşturdum. Ahlak dediğimiz şey insan meslek ahlakıdır esas itibarıyla. Yani şu meslekte biz çok ciddiyizdir, tamam. çok gerçeğizdir ve nerede gerçeksek aslında ahlakımız orada ortaya çıkar. Şimdi bunu hani bazı bir yerlerde anlattığımda böyle insan şey düşündüler yani böyle bir işte kalvinist, protestan şey hmm. lens savunuyorum gibi. Aslında öyle değil. Ee, Şöyle bir örnekten gideyim. Mesela diyelim ki bir matematik öğretmeni düşünelim. Öğretmenliği kötü fakat talebeyle ilişkileri çok iyi. Hı. Öğrencilere bir sorduğumuz zaman muhtemelen çok iyi insan ama iyi bir öğretmen değil diyecekler. Evet. Ya da diyelim ki mesela bir doktor düşünelim. Hı hı. Ee, i̇nsan ilişkileri çok iyi. Ee, cömertliği işte filan değil mi hani işte maşile kuşlara şey atıyor evet. bilmiyorum ne yapıyor. Kediye, köpeğe şey hastalarda. alıyor falan. Hastalara diyorlar iyi, çok iyi. Ama ameliyata giriyor adamı götürüyor. Yani iyi değil yani hani doktorluğu tamam. iyi değil. Şimdi biz bu adamın iyi olduğunu yani iyidir derken neyi perdeliyoruz? Evet, mesleğindeki, mesleğindeki başarısızlığını. Peki adam bunu kendisi böyle yapıyor olamaz mı? Yani mesleğindeki mesleğindeki başarısızlığını insan ilişkilerindeki iyiliğiyle gizliyor olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Ya da mesela diyelim ama ki şöyle hı. yani hani gizlemiyorsa da problem. Değil mi yani? Yani ona gerçekten iyi niyetle davranıyorsa olsa bile mesleğini kötü yapıyor olup hala devam etmesi de problem insanlara zarar veriyor. Çünkü. Bence hiç yani ben şahsen şöyle düşünürüm. Bir adam kötü yaptığı bir mes yani şimdi kötülük görece olabilir. Yani mesela dedim ki matematik öğretmeni yani hiç bilmiyor diyemeyiz ama Herhalde adam anlar. Yani mesela bir sınıfa girdin. Dedim 40 talebe var. Yani 20 25 talebenin gerisinde kalıyorsan ve anlattıktan onlar yani gülüyorlar. Anlarsın ki ben buranın öğretmeni değilim. Evet. Şimdi burada sana bir şey lazım. Yani önüne bir yani iyiysen, iyi bir insansan ve ahlaklı bir insansan önüne bir yön çıkar. Yani e, ya şu tarafa ya tarafa gidersin. Evet. Şimdi ısrarla oradaysan yani bu işi yapmaya devam ediyorsan biz sana iyi insan demeyiz. Çünkü iyi yani mesleğinde iyi değilsin sen. Ve benimle ilişkin yani toplumsal taahhütte, toplumsal sözleşmede benim payıma düşen şeyde senin iyiliğin bana iyi matematikçi olmak şeklinde dönecek. Sen bana öyle demiştin. Hı hı. Ya da mesela dedim ki otobüs şoförüsün mesela veya tramvay işte şoförüsün nesin falan tamam mı? Yani yani sen o arabayı iyi kullanmakla mesulsun. Yok kardeşim ben yani, yani çok iyisi onunla ilgileniyorum, bununla ilgileniyorum falan filan ama Arabayı deviriyorsun şimdi diyelim. Ben sana yani nasıl iyi olacaksın? Şimdi bu benim şahsen yani kişisel olarak savunduğum bir teoridir. Yani yani bir bir görüştür. Mesleğinde iyi olmayan bir insan iyi bir insan olamaz. Yani başka bir alandaki yani bunu bir tür yani dini kavramlarla anlatacak olursan farzlarda iyi olmayan nevafille iyi olamaz. Evet. Yani Çok farz iyi. ibadetlerle iyi bir insan olmayan yani hı hı dindar hı hı bir adam olmayan bir adam, hı hı. farzları terk eden bir adam nafile ibadetleri yaparak Eyvallah. iyi bir insan olamaz. Anladım. Meslekteki durum da böyledir. Dolayısıyla şimdi bence bizim yani Müslüman yani toplumların yani yeryüzündeki bir buçuk iki milyar Müslüman ve genel olarak yani yeryüzünde şunu savunmamız lazım. İyi meslek sahipleri olmak, yani mesleğimizde iyi olmak ve mesleğe hakkını vermek varlığı anlamanın anahtarıdır dememiz lazım. Çünkü şimdi mesela dinin kavramları, ahlaki kavramları meslekte test edilen kavramlardır. Mesela senin meslek, mesela merhametli olman senin için bu habercilikte ve bu televizyonculukta ortaya çıkacak bir şeydir. Mesela senin doğru sözlülüğün bu habercilikte ortaya çıkacak bir şeydir. Mesela ben şuna inanacağım. Hikmet bir haber veriyorsa doğru sözlüdür, yalan söylemiyordur. Şimdi mesela mesleğinde yalan söylüyor. Ama normal. Yola çıktık. Saat kaç? Saat 9'u 5 geçiyor. Bak doğru söylüyor filan Kardeşim sen bir defa şimdi yani esas yani farzı teşkil eden yerde Hı. sen bana niye yalan Yani sen orada yalan söyledikten sonra 9'u 5 geçiyor derken bana yani doğru söylesen ne olur? Yalan söylesen evet. ne olur? Dolayısıyla şimdi bu yani bizim Türk marif sisteminde önemli meselesinin bu meselelerinin birisi birkaç tane meselesi var da bir tanesinin bu olması lazım. Yani meslekte iyi olmak Meslek ahlakı bizim ahlakımızdır. Meslek ahlakı bizim kimliğimizdir. Bizim kişiliğimizdir." cümlesini Türk Maarif Sisteminin böyle şeylerle yazması lazım. Yani bütün büyük harflerle Eyvallah. okullarına ve servisine yazması lazım. Şeyimiz budur. Meslekte adam şimdi meslekte kötü ondan sonra işte ne bileyim hani işte filan cemaati, falan yere gideyim, şuraya gideyim, buraya gideyim falan iyi olmaz. Meslekte iyi tamam. olacaksın. Peki Biraz daha böyle hı hı. dünyevi e, muhabbetlerle bu işi götürmek istiyorum. Çünkü hakikaten dikkat çeken bir şey. Mesela o hani anne babanın çocukla ilişkisine geldik. Eşler arasındaki aşk, sevgi dediğimiz cümle. İtirazınız aslında geçen hafta onaydı. Ondan çıkan bir tartışmaydı hı. bu. Ve en çok da aydınlatma ihtiyacı olan konumuz da bu. Aydınlanma ihtiyacımız. Eşler arasındaki duygu. Adam kadın. Diyor ki deli divane aşığım sana. Hmm. Evet. Eş demeyelim yani kadın yani erkek yani. Tamam, kadın hmm. erkek hmm. yani. Hmm. Evet. Göstergesi nedir? Hmm. Ee, mesela e, sizden bir cümle. Hmm. E, çok özlüyor. İştiyak. Hmm. Evet. aşk. Evet hmm. İştiyak. Hmm. Çok özlüyor. Hep onu düşünüyor. Aklı hep onda. Hmm. Hep onunla yaşıyor. Onu mutlu etmek için e, yapamayacağı da bir şey yok. Hmm. Şimdi siz buna geçen sefer heves dediniz. Büyük... <laughs> evet, vallahi ay ayıp etmişim, nasıl Heves dediniz. Evet, evet. Biz de burada şaşırdık, <laughs> evet. dedik. Program Koza... sonuna doğrudur herhalde kafa. Evet. <laughs> Biz de şaşırdık ve evet. itiraz ettik buna. Nasıl evet. heves olur mu ya? Dedik. Şimdi şöyle, hmm... yani hevesdir tabii yani buna bir tereddüt yok da şöyle, yani şuradan gideyim istersen. Şuradan gideyim. Yani bazı mesela e, din dine gelmeden yani hı hı. dinin bahsettiği aşk diye bir şey var. Ve bu hani Yunus, Mevlana, İbn Arabi, İbn Farız işte geriye doğru gidecek işte falan bütün o rabiat ve deviye ve niyetine peygamberde mündemiş olan, yani peygamberde hı hı. gizlenmiş olan ama bu kişilerin keşfetti, izah ettikleri bu bu büyük ilişki yani bu hı hı. büyük ilişki manzumesi ne gelmeden insan ilişkisi hakkında ne düşündüklerini hani söyleyeyim. Şimdi bu konuda Mesnevi'nin verdiği bir örnek var Mevlana'nın. Enteresan bir şeydir o. Ve Mevlana'nın Mesnevi'ye ilk olarak böyle bir hikayeyle başlaması da çok şaşırtıcıdır. Yani e, yani sanki şunun gibi yani siz daha şunu yapamıyorken benim anlattıklarımı nasıl anlayacaksınız der gibi bir şeydir aslında. Dediği şey o. Şimdi hikaye şu. Bazı unsurlar böyle birbirine karıştırıyorum ben onu. E, yani o, o mu ona aşıktı bu buna. Bu çok önemli değil. Yani merak edenler okusun yani. Ama ana hatlarıyla yani benim söyleyeceğim şey ana hatlarıyla doğrudur. Evet, tamam. Yani böyle unsurlar detaylı aklıma kalmaz benim. Ee, şimdi şey de şimdi padişah kadına aşık oluyor birisine Böyle cariye falan diye tercüme ediyorlar. Aslında cariye mariye değil. Yani bu yani o dönem içerisinde kadınlarla ilgili bir kullanım. Yani yoksa herkes birbirine cariye yapıyor falan. Böyle bir şey yok yani. Hani böyle evet. İslam toplumu sanki böyle sürekli böyle hani köle, cariye falan. Bu, bu ayıp bir şey yani. Hani yani Allah'ın kullarından birisi gibi yani Allah'ın kadınlarından birisi anlamında yani cariye demek lazım. Evet. Yoksa yani bir cariyeye aşık oldu falan gibi yani böyle bir şey yok yani. Neyse bir kadına aşık oluyor. Yani tercümeler de öyle geçerdi. Onun için Hı. söylüyorum bunu. Neyse. Şimdi fakat cariye başkasına aşık. Şimdi kadın delikanlı yani hakikaten. Yani padişahı reddediyor yani. Yani öyle yani az bir şey değil yani değil mi? Yani hakikaten yiğit yani adam yani. Yani annenizin dediğinin tam tersine yani. Yani şu ha şey, şey Mısır Mısırı Sultan. O, o şey annem babaannemle rahmet aktarırdı. Allah ha. rahmet eylesin. Babaanneme. Ondan sonra onun gibi yani. he onun gibi yani hakikaten bu tam tersi. Yani e, şöyle e, evet tabii padişah Aynı, bunu aynısı, seviyor aynısı. doğru. Padişah bunu seviyor. Kadın hiç eyvallahı yok yani hani falan. Cesur kadın yani. yani ölüme gideceksin falan değil mi? Yani bir defa şimdi bu aşk meselesini yani ben hani çok konuşurum ama hani bu hakikaten zor bir şey yani hani falan. Ölçekler çok değişik. Ölüm falan kalın. <laughs> Ölçek çok yani iyi şey, hocam. Tamam şey, Hakikaten şeyde de e, şimdi de, derler ki yani bu bir tavladır. Zar atarlar. Aşıkların zarı canlarıdır. Yani Aa, anladın mı? Çok yani, iyi. Lafa bak şimdi yani. Çok iyi hocam. Yani canları yani yani canlarıyla oynuyorlar bu oyunu yani gibi. Evet. Acayip bir şey yani değil mi? Bize fazla gelir yani hani gibi. Neyse. Şimdi diyorlar ya neyi var yani bu bunun neyi var falan. İşte öyleydi, böyleydi falan. E, bakıyorlar birisi aşık olmuş. bu. Tebrizli bir adama aşık olmuş. Adamı getiriyorlar filan. Neyse işte biraz beraber oluyorlar falan. Yani aşk, vas, vuslat oldu filan. Şimdi ondan sonra bakıyorlar. Yani vuslattan sonra ne olacak filan gibi. Kadın hastalanıyor. Ya da şimdi ya da adam, hatırlamıyorum. Tamam. Kadın. Hastalanıyor ve vücut dökülüyor. Yani kadın, güzellik gidiyor. Kadın hastalandı hocam. Ya adam diye ben hatırlıyorum da geçen burada kim dedi kadın hasta İsm yani, İsmail mi anlatmıştı? Yani? Evet kadın hastalandı çünkü ha. e, sevgilisine kavuşamadığı için. Yok yok değil. E, şey arada bir tane şey var e, bir doktor var o bunu hasta ilaçlar içiliyor ve hasta ediyor kasıtlı olarak. Yani adamın onu sevmediğini ona göstermek istiyor. Hı. E, ben hatırladığım kadarıyla şeydi yani kadın hastalanıyor. Tamam. Ondan sonra da İsmail şey söylemişti İsmail Hoca tamam, e, evet. erkek hastalanıyor falan gibi demişti de şimdi o tabii daha çok çalıştı şey üzerine. Ondan sonra ama ben gene hani bildiğim yanlışta ısrar edeyim yani. Yani yanlış da olsa ısrar etmek tamam. iyidir yani. Ondan sonra neyse kadına ilaçlar yapıyor ve kadının güzelliği dökülüyor. Şimdi bu bakın bütün toplum olan bir şeydir bu. Yani 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 şu, 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 hani sokağa çıkalım hep, hep bir aşk dinleriz ama bir de böyle bir hikaye dinleriz. Yani geçmişte şöyleydi şimdi şöyle oldu diye bir hikaye vardır yani. Bu sadece güzellik açısından değil makam mevki açısından olabilir, statü açısından, şu açıdan olabilir, bu açıdan olabilir falan filan değil mi? Yani eskiden iyiydik şimdi kötü olduk diye bir durum vardır yani. Böyle evet. bir hikaye var. Neyse. Şimdi aslında Mevlana'nın hani hikaye baktığın zaman gerçekten bir açıdan o kadar acımasız bir hikaye ki. Yani anlatayım şey de ben şimdi... E, Dostoyevski'nin şimdi e, şeyin e, Karamazov kardeşleri okuyorum. Yalnız hocam bu hikaye bitmedi daha hani. Ha söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Hayır, tamam. şimdi Peki. bozmayalım mı insicam acaba? Peki tamam. Gerçekten çok acımasız bir şey bu. He, hikaye içinde hikaye olmasın. Hikaye olmasın, olmasın tamam güzel. Ama Mevlana kendi söyledi. Hikaye içinde hikaye anlattı. Yani. Neyse. Kadın dökülüyor. Yani vücut, yaralar, kan, man, evet. filan, dökülüyor falan dökülüyor filan böyle adam kadını bir görüyor ki, "Bu ne ya?" diyor. Bu ne diyor yani? Ben ben bunu mu seveceğim?" diyor. Yani dökülmüş yani. yani Acüze hmm. olmuş yani. Hmm. Böyle bir şey kalmış falan filan. Şimdi hikayenin ana fikri bundan sonrasına ben ilgilenmem. Yani şöyle oldu. O detay evet. orası önemli değil. Şimdi Mevlana Celaleddin bize bir soru soruyor. Bak insana bir soru soruyor. Yani bu, bu topraklarda anlatılmış, aşkla ilgili en önemli hikayelerden bir tanesidir ve bu Yunus Emre'nin işte o buğday ve himmet hikayesinin aşktaki karşılığıdır. Yani buğday mı himmet mi dedi ya. Evet. Demedi de hadi dedi diyelim. Böyle dedi ya. Orada da aynı şey ortaya çıktı ve Mevlana Celaleddin dedi ki bana, bize, yani şu topraklarda yaşayan insanlara dedi ki kardeşim dedi. Sen bir insana bakarken Bedene mi bakıyorsun? Yani toprağa mı bakıyorsun? Şu insicime kana vesaire değil mi? yani? Bu da bir ambalaj aslında. Şu deriyi kaldırsak nefret ederiz altından. Ama bu derinin örttüğü bu ambalaja mı bakıyorsun? Yoksa bunun derinunundaki bir ruh var. Yani bir akıl var, bir gönül var. Buna mı bakıyorsun? Yani senin için insan kimdir? Çünkü senin için insan kim ise aslında sen de osun. Bir dakika. Bir daha senin... Senin için o insan kim ise <laughs> aslında sen de olsun. Yani o şimdi orada şimdi adam aslında insanlıktan düştü. Kadını sevmemekten değil. Yani adam dedi ki kardeşim ben bu derin yolun yolcusu değilim dedi. Yani benim için yani fiziği düzgün olacak, boy posu olacak, en dağı ne olacak vesaire vesaire yani tam böyle bir şey olacak yani hikaye bu olacak tamam mı? Hı -hı. Neden? Çünkü ben o kadar bir adamım dedi. Yani bana öyle hani şu duvarın arkasında bir derinlik var. Ben ne işim var orada dedi. Ya bunda böyle çok büyük bir akıl var. Bana ne ya dedi. Bunda şöyle bir gönül var. Bunda, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Şimdi çok enter burada Bur 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 bir araya girmem tamam. lazım yani. Tamam. Girmem <laughs> Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Şimdi işte evliliği tavsiye ediyor tamam Çok enteresan bir hadis şeridir aslında. şimdi demiş ki. Eee dört şey için evlenir demiş. Fakat bence insan şimdi bunu karşısında bütün örneklerde yanlış anlattıklarını düşündüm. Tabii doğru da anlıyorlar vardır ama ben henüz karşılaşmadım yani. Hı hı. Şimdi şu, e, parası mal için mal için evlilik enteresan bir şeydir. Yani bu mesela devletler arası evliliklerdi değil mi? Eski mesela evet, padişahlar evet, falan. Evet. İşte germeyen oğullar mesela kızın verilmem ne yapıyor falan işte oradan. Mal için. Gibi yani böyle, böyle evlilikler vardır falan. Ya da mesela peygamber efendimizin evliliklerinin bir kısmı var. Mal için değil ama yani ilişki kuruyor değil mi? Yani işte evet. bir kabile esir alınıyor. Yeniliyor yani, ya da savaşta. Ha alıyorlar. yeniliyor yani. işte Hayberliler. Ondan sonra şeyin karısıyla kızıyla evleniyor. Peygamber efendimiz Safiye Validemiz de. Ondan sonra herkes esirleri azat ediyor falan. Yani böyle şeyler var. Şimdi bu evet. bir evlilik değil. Yani bu bir evlilikte bir şey. Yani yönetme biçimi falan. Hı hı. Neyse mal için e, Mansıp diyor ben ona şey böyle karizma derim. Ee, yani böyle statü karizma yani böyle karizması olan yani geleneksel tecrübeden tercümeden ne diyorlar? Ee, ne diyor? Mevki diyorlar. Ha, makam mevki. Mevki ama olmaz o. Mevki gitmez orada. Bence karizma yani şey neyse güzelliği hı hı ve dindarlığı diyor. Fakat şimdi tabii dindarlık çok geniş bir kavram. Takva yani geniş evet. bir kavram. Şimdi insanlar bunu böyle hani dört eşit unsur gibi düşünüyorlar benim gördüğüm kadar. Yani aynı, aynı, yerde dört kişi olması anlamında. Yok mı? yok yani bu dört nedenle ha, seçerler. Eyvallah var. herhangi ama bir tanesi onun. Bir tanesi olabilir dördü bir arada olabilir falan gibi. Evet. Peygamber Efendimiz de diyor ki yani sen diyor dindarlığı seç diyor. Yani tavsiye ederken. Oo. Şimdi buradaki bak şimdi hikayede bu üç unsur aslında Mevlana'nın elediği unsurlar. Yani adam kadına diyelim ki aşık ama şimdi bir şeye bir müddet aşk diyebiliriz. Fakat daha gerçek bir şey ortaya çıktığında ya o kavramı değiştireceğiz ya bizim aşk dediğimiz şeyin anlamını değiştireceğiz. Şimdi toplumlar bu konuda böyle ikircikli hareket etmişlerdir. Mesela akıllı insanlara akıllı demişlerdir. Bakmışlar ki çok daha değişik bir akıl gelmiştir ona divane demişlerdir. Mecnun demişlerdir <laughs> tamam mı? Evet. Niye? Çünkü kendilerinin aklını bozdu o. Ona sarhoş demişler. Yani Ne sarhoşu? Sarhoş olan sensin. Değil mi? Şimdi bu hikayede yani Hazreti Peygamber'in söylediği hadis-i şerifte ya da Mevlana'nın anlattığı bu hikayede şimdi adam kendini aşık zannediyor. Hı -hı. O güne kadar aşık zannediyordu. Duvara toslayana kadar. Şimdi duvara bir tosladı. Baktı ki aslında yani kan değil mi? Yani, yani gençlik yani. Yani heves. Çünkü kendisi genç. Kadın genç. Bu gençliği seviyor. Yani buradaki Hı -hı. İşleti seviyor. Buradaki efendim zevk e, zevkı sefayı seviyor. O zaman de, bu heves dedi ya. Şimdi bak daha önce aşık iken hı hı. biz bir anda uyandık. Adam aşık değilmiş. Adam heves, heva ve heves peşindeymiş. Hevesmiş yani. Şimdi bak buradaki soru şu. Buradaki büyük soru şu. Şimdi e, aslında hepimiz değil mi? Yani adama hak veriyoruz. yani Evet. Yani vermemek kolay değil. Çok zordur. Çok zor. Peki kendin açısından düşün, yani sana yapılırsa mı? Sana mesela şimdi ve kadın açısından düşünelim. Evet. Yani kendini kadın yerine koyalım. Değil mi? Yani sen tamam. de mesela, değil mi? Yani, i̇şte felç olabilirsin, gücünü kaybedebilirsin, tamam. yüzüne bir şey gelebilir, işte güzelliğini kaybedebilirsin falan filan, değil mi? Şimdi insan insanlar ne bekliyor? Derindeki beni gör bekliyor. Hı hı. İnsan insana nasıl bakıyor? Yüzeydeki bene bakmamla yetin istiyor. Tamam. Bak çelişki burada. Bak ben senden istiyorum diyorum ki bak benim hani bu şeyime bakma ya statüme ve sen bakma ben derimde içimde bir ben var ona bak diyorum. Senden çok dikkat istiyorum. Şimdi Mevlana diyor ki bu derin dikkat varsa aşkı konuşalım. Tamam. Ama, şimdi... Ama bu yok ise yani cila düştü. Yani cilam düştü. Vücudumdaki cilam düştü. Hı hı. Şimdi bu normalde tipik bir Nasrettin Hoca'nın kürk hikayesi değil mi? Evet. Ama ee, şimdi ben onunla ilk etapta şimdi, biz irtibat sağlamam lazım. Çok güzel. Zaten onun, onun bir <laughs> sorun yok. Tamam. Şimdi irtibat sağladım. <laughs> Sağladık. O he, tamam hadi bir heves oldu. Peki ya da işte beğeni oldu diyelim. Tabii Hayır, güzel. Beğeni oldu. Sonra, beğeni derinleşecek. Ha. Şimdi tamam aşka öyle mi geleceğiz yoksa aşk dediğin şey orada da mı yok yani? İlk baştaki tam beğendik. Beğendik falan. Sonra alıyorum. o gözümüzün payı o yani. Tamam. <laughs> yani, yani, yani onu aç demeyeceğiz herhalde değil tamam, mi? ona demedik. Tamam. Hani onu kabullenmedik. Güzel. O sonra bir süre devam etti. Aha, devam etti. Sonra tanıdık. Doğru insan ilişkisine konuşuyoruz. Evet. 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 Doğru, insan ilişkisi. Evet. Yani ha. sonra tanıdık. Tanıdık. Dedik ki bir çok bir zihruh yani bir ruh sahibi. Yani seni sen kılan bir ruh sahibisin ve ben bunu gördüm. Evet. Ve bu ruh sende ben bu eşikten ayrılmam buna Mevlana bu insan bu insanı seviyor derdi. Heh, tamam. En sonunda dedik buna. Aşık dedik. Yani. Ya, yapma <laughs> ya, Yani. Tamam yok bir şey demiyorum. Tamam. Yani yani bu, olabilir mi ayrı bir konu. Yani, Nasıl e, ayrı? hocam bu tabu kaldığımız yerden ayrılmayın tamam. lütfen. Peki tamam bozma. <laughs> ben bugün hocam. çok uzlaşmacı bir gündeyim aslında. Yani Eyvallah. Ben, tamam, bugün hiç, buna, hiç, hiç buna, buna aşık aşk dedik değil mi yani hani geldiler 70 yaşına. Ee, hiçbir menfaat çıkarları da olmasa bile ya, hani o kadın o adam ruhunu sevdi. Evet. Ne neydi? Ziruh mu? Ziruh. Ziruh yani ruh olduğunu, sahibi oldu. olduğuna Tabii. kanaat getirdi evet. ve ona bağlılığı aşk. Bu aşk dedik buna. İnşallah hadi öyle olsun yani vallahi bilmem emin değilim de. <laughs> ee, şu bu ömür dediğin belki var, Çok izledim, çok hoşuma gidiyor. Orada görüyorum mesela, dedim. Seksi ee, işte 85-90 yaşında evet. insanlar mesela falan. Olabilir yani hani prensip olarak bu olabilir. Fakat orada gene... E yani tahlil etmek istemiyorum yani onu bozmak istemiyorum yani, yani tamam, onu öyle koruyalım bozma. yani gerçekten. Evet bence de. Ama ben bunu bozarım yani normalde bozarım söyleyeyim. Yok Ama hocam. Bunu koruyalım tamam. Ne, neydi? E, dünyada fesat çıkarıcı. <laughs> güzel tamam. <laughs> Ama şey biz buraya fesat çıkartıyoruz çünkü fesat bir oluşturma biçimidir. Yani tamam hocam. Şey bozarız ki şey olsun. Bunu yani. bozmayalım. Ben bunu şimdi bozmayayım. Tamam şey demiyorum. Bu çok güzel. Peki. Mevlana'nın arada şey bu yani bunu insanlar gerçekten iyi bilmesi lazım ee, ve e, bu, bunun şimdi gerçekliği şu yani e, hayatımızdaki karşılığı şu. Biz bunu talep ediyoruz. Yani mesela şimdi bir adam diyelim ki mevki sahibi, insanlar etrafında oluyor. Şimdi hep böyle bir test ediyor onlar. Yani riyakarlıkla suçluyor çevresindekileri evet, evet. değil mi? Yani ben acaba burayı bırakırsam ne olur? E ne olur söyleyeyim sen? hiç kimse senin etrafına gelmez. Çünkü insanlar senin etrafında değil ki, koltuğun etrafındadırlar. Çok da normal bir şeydir bu. Ya da diyelim ki mesela... Ee, Adam mesela zengin, tamam? Mı? Mesela şimdi bazı kabiliyetler vardır. Böyle mıknatıs gibidir. insanlar etrafına çekerler. Tamam mı? Işte Şu zenginlik hı hı. gibi, güç, paye gibi ya da başka şey falan değil, böyle bir sürü şey vardır. Şimdi insanlar herkes yani bana bunun için değil, başka bir şey için teveccüh olsun isterler. Hı hı. Şimdi bu bizim insanlardan sahicilik beklentimizdir. Ama hakkımız şimdi, değil mi? Eğer kendimizi aynı sorumlulukla tutuyorsak yani aynı davranışı kendimiz için de yani sorumlu sayıyorsak evet. hakkımız mı bilmiyorum ama talebimiz budur. Yani hak mıdır bilmiyorum. Yani ben bunu hak olduğunu düşünmem. Çünkü insan insana teveccüh etmesi gerekmez. Ha böyle bir şey yok. Ama biz bunu bekliyor yani ben şahsen mesela diyelim ki şimdi insanlar bir yönüme teveccüh etseler hı hı. Nasıl bir şey de biliyor falan diye düşünseler <laughs> onun da hiç, hiç yani onlar emin olsun ben emin olamam vallahi. Teveccüh etseler tamam bu adam bir şey biliyor falan diye. Ha, bilgi biraz farklı gerçi. Ne bileyim yani işte ne bileyim bir şey olsun. Bir şeyler anlatabiliyor. Bakan olsun tamam mesela bakan olsun. Ve ne, ne bir şey olsa. Ben de sen yapalım dur. Mesela hikmetten yani bir 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 şey olsa böyle bir bakan olsa. Şimdi insanlar ona teveccüh ediyorlar. Şimdi hikmet der ki yani kardeşim yani bana makam için değil yani bana ben olarak teveccüh edin. Hı hı. Şimdi bu hakkı var mıdır? Normalde hakkı yoktur. Çünkü insanlar sana teveccüh etmesi diye bir görevleri yoktur ki senin böyle bir hakkın olsun. Ama benim yanıma gelmelerinin sebebi ben ol ya da hani kişisel dostlukları kurmalarının sebebi ben olduğum için olmayı isteyemez miyim yani? <laughs> Niye? Ya. Çünkü ben de onlarla kişisel dostluk kuracağım. Evet. Yani karşılıklı dostluk kuralım. Yani ya dostluğu karş... karşılıklılığa çevirelim gibi mi gibi olacak? Hayır yani hmm. e, yeri ve zamanı geldiğinde sırtımı dayayabileceğim. Ooo. Buradan gidersek var ya bu sırtımı dayayacağımdan gidersek var ya. Niye hocam? Ahlakın bütün zemini çökertiriz bak vallahi. Bir bismillah. Bak, sırtımı dayamak ne ya? Zaten bunun dışına çıkmaya çalışıyoruz. Sırtımı dayamak ne ya? E, düştüğümde beni tutacak. Düştü düştüğümde ne ya? Düştüğümde beni tutacak ne ya? Böyle sevgi olur mu? Böyle dostluk olur mu? Hayda hocam ne yap? Bir dakika ya. <laughs> Çıkar ilişkisi için değil. Evet düştüğümde beni yani beni yani Şimdi bu şuna benziyor. Anne çocuğunu yetiştiriyor, düşersem bana bakar diye. Hayır. Özür dilerim. Hı. Amaç bu değil. Hı. Yani. Ama düşünde bu da var, zarfın içinde bu da var. <laughs> Kenarda duruyor. <laughs> Çok iyi. Değil mi? Hayır, bir dakika. Düştü. O varsa <laughs> şeye, Ama... tencereye şey düştü. Yani o tencereyi 40 <laughs> gerekeceksin Olmaz o. Tamam. Mesele şu. Hı. Düştüğümde değil. Yani ben düştüğünde beni kurtaracak ya da sırtımı dayayacağım birisi var anlamında değil. Fakat düşersem beni kurtarabilecek kişi odur diye işaret edebileceğim birisi. Bunu isteyemez miyim? Yani istersin işte bu beklentiye giriyor. Yani şeyi bozar. Yani istersin beklentidir. Yani yani illa yani illet dostu olacaksın diye bir şey yok. Yani normal yani bir insan yani yani şeyin yani burada temel mesele bu samimiyet ya da ihlas ya da sevgi bunlar da şey yine yakın şeylerdir ve dostluk Bunların temel yani bizim okuduğumuz büyük isimlerdeki temel karşılığı ve olmazsa olmazı beklentisizliktir. Tamam. Beklenti bozar. Eyvallah. Yani beklenti sütü bozar. Dolayısıyla şimdi ister başında olsun ister ortasında ve sonradan hatırlayalım. Mesela sonradan insanlar çok hatırlarlar. Ya hocam. Ben, mesela derler ben... ki mesela, <laughs> mesela sonradan hatırlarken derler ki insanlar şöyle şöyleydi, şöyle şöyle oldular. O muhasebe var ya. Yani o muha, yani onun için gerçekten şimdi sevgi kelimesinin zekatı bile yani <laughs> bence insanlar sevgiye talip olmasına, sevgi çok zor bir şey. Yani sevgi derken mesela Rabiatü'l-Adeviye'nin bahsettiği bir sevgiye bu çok zor bir şey. Yani olanlar varsa bilmiyorum ama yani bu acayip bir şey yani. Veya ne bileyim Yunus'un anlattığı ya da Mevlana'nın anlatmanı bunlar hakikaten büyük büyük işler. Ben şöyle düşünüyorum. bunu kırkta bir adamı temizler. <laughs> yani Rabia'nın kinin mesela kırkta birini yani bana nasip olsa vallahi <laughs> temizlenir. Yani ben, temizlenirim. Yani benim sırtımdaki yük arınır. Yani özgürleşirim. Gerçekten kanat takıp uçarım yani. Rabia'nın Rabia'nın zekatına yani kırkta birine yani ben ram olurum şahsen. <laughs> Veya işte Yunus'un mesela kırkta birine ee, Rabianın yüzde bir bile olabilir yani bazı <laughs> durumlarda falan Ram olabilirim yani dolayısıyla şimdi e, buradaki temel mesele bu büyük kavramlara ulaşmak değil bu büyük kavramlar üzerinden düşünce üretip hali hazır durumumuzu analiz etmektir Hı. yani neden başınız çok ağrıyor mesela insanlar arası ilişkiler neden bu kadar yorucu oluyor yani normalde şimdi şimdi bir insan bir insan için okuldur. Evet. Yani ben de 100, 100, insan tanıyorsam 100 okul okuduğum gibi veya 100 kitap okuduğum gibi olmuş oluyor. Da ben niye bu kadar yoruluyorum? Mesela yani insan insan niye bu kadar yoruyor? İnsan insanı yoruyor çünkü yanlış yerden birbirimize bakıyoruz. <laughs> yani yani boynumuz tutuluyor <laughs> tamam mı? Birbirimize bakmaktan boynumuz tutuluyor. Aynı güzergahta yürümeyi beceremiyoruz. Yani bir tarik kardeşliği, bir tarik arkadaşlığı yapmayı beceremediğimiz için bu sorunlar ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da şehadetnamelerimiz olmuyor, şahitliklerimiz olmuyor. Eyvallah. Yani bunlar içerisinde hepsinin şey yani beklenti giriyor. Şimdi bence insan şimdi ben kapitalist toplumun bir şeyine çok e, önem veririm. Değer verin diyemem ama önem veririm. O da şu ya bir baksınlar ki kardeşim insanın her davranışında hesap var. Evet. Her davranışında böyle bir çıkar var yani gizli ya da şey yani bir şey bekliyor. Ben dedim kardeşim bunu rakamlara dökelim dedi ya rakamlara dökelim ve ee, ölçelim bunu dedi. Yani ölçülebilir hale getirelim. Ölçülebilir hale getirdi. Hepsini ödedi yani. Evet. Mesela bir iş yaptın tamam. Mesela dedik, doktora gittik. Çok kibardı. Şöyleydi böyle falan. Kaç lira? Bin lira tamam. Ödedik çıktık geldik. Yani ne o bana borçlu ne ben ona borçlu. Yani <laughs> çok kapitalizm iyi. müthiş bir sistem getirdi. Çünkü neden? Şimdi bu aslında biz biz böyle davranıyorduk. Yani prekapitalist evrede de dahil olmak üzere biz aslında böyle davranıyorduk. Yani yaptığımız her şeyi bir çıkara. Çünkü bunu şimdi Müslüman düşünürler. Çok güzel ifade ettiler. Dediler ki Şimdi akıl kelimesinin böyle bir Arapça şeyi var. Eee bir bir tane anlamı var ama Aslında birden çok şeyi de var. Gene hikaye içinde hikaye giriyor zihnimde. Ee, şimdi hı. akıl kelimesi bağlamaktan geliyor. Bu Araplar her şeyi böyle deveyle anlatırlar. Tamam Deviyi Deveyi bağladık, deveyi çözdük, evet, deve yolu evet. kaybetti falan filan böyle bir hikayeler vardı. Akıl akale bağlamak demek. Bağlamak yani deveyi bağladık falan gibi Yani böyle bir şey. Bu ne ya filan değil mi? Yani normal bu, bu aslında çok basit. Şimdi bu bir mekanizma. Yani insanda bir mekanizma bu. Hı hı. Bir şeyi kendine doğru bağlıyor, bir şeyi kendinden uzaklaştırıyor. Yani akıl bağlamak çekiyor. Mesela şu benim lehime bunu bana doğru çekiyor. Bir de bir şey bana bir zarar ama bu bunu itiyor. Ben mesela şey bunu yani çocuklar yani de bebekleri böyle gözlerken fark etmiştim. Şimdi mesela bir şey uzanıyor tamam onu kendine çekme bu akıl çekiyor. Onu şey olarak düşünüyor bağlıyor. Engellemek istediğinde de eline seni itiyor bak şimdi bu çekme ve itme davranış. Evet. Bizim aslında hayatımız hep bunun üzerine kuruludur. Çekme ve itme davranışı. Yani bağlama ve uzaklaştırma. Yani zararlı olacak şeyi uzaklaştıracağız falan. Def mazarı. E, Celbi menafi, menafi. defi mazarı. Yani, bu, bu, şimdi akıl bunun üzerine yani, yani kurulu. Bütün ilişkilerini as aslında asl bu şekilde belirliyor. Şimdi böyle olunca her şeye böyle bir çıkar eşlik ediyor. Bunun için şimdi Mevlana insan buğday sarhoşudur dedi. Hmm. Yani şimdi buğday sarhoşudur. Peki ne lazım insana üzüm sarhoşu olması lazım. Şimdi üzüm sarhoşu yani şaraptan yapılan. Yani, yani şarap değil mi yani? Şimdi üzümle üzüm tok karnına yediğimiz bir şey değil. Şey özürle. Evet, evet, aç karnına aç yediğimiz, yediğimiz bir şey değil. değil. Tok karnına yenir. Yani bir zevk, bir keyif. Yani yeme yeme içme güdüsünden kurtulduk yani. Yani evet. biraz yani biraz sonra açlığını böyle bir şey olmayacak yani. Yani yeme bağımlılığından kurtulduk. Biraz daha aklan yani yedik, karnımız doydu, şöyle oturduk, ne oluyoruz dedik, üzüm orada devreye giriyor. Yani bir düşünmeye başladık, ne oluyor, nereye hı, gidiyoruz hı. değil mi? Üzüm sarhoşluğu bu. Şimdi bunu büyük düşünürler, çok iyi gördüler. Buğday korkusundan, buğday üzerinden kurduğumuz bütün ilişkilerde sen benim misin? Rekabet içerisinde düşünüyoruz ve azami karı nasıl elde ederim diye düşünürüm. Ya da zararından nasıl kurtulurum diye düşünürüm. E şimdi bunun üzerine kurulu bir sisteme ben niye ahlak diyeyim ki? Eyvallah. Bunun üzerine kurulu bir sisteme ben niye sevgi diyeyim ki? Muhabbet diyeyim ki? Sevgi nedir? Muhabbet nedir? Bunun zayıfladığı ya da bunun yanında ikinci bir boşluk yani üzüm kelimesiyle anlatılan. Hı hı hı. İkinci bir alan, ikinci bir zemin varsa ha orada sevgiyi konuşabilirim. Varsa veya yoksa yani. Tamam. Leyla ve Mecnun hikayesine ne diyorsunuz peki? Yani tabii o hikaye çok yani hani e, yani bir ya sürü. O anlamdaki ya. hikayedeki Mecnun'a hani e, aşkından dolayı deliren kişi aslında adı Mecnun değil. değil. E, Ferhat mıydı neydi hocam bir şeydi. Ka kay kays galiba. Ha, kay Hı. Yani aslında e, Leyla'ya aşkından Hı. Hı. ya da sevgisinden kaynaklanan e, e, artık kafayı sıyırma hali diyorlar. Ha, yani, diyorlar. O kadar Mecnun. Hı. Ve sonra ikinci evresi de var. Onu da soracağım, onu da konuşacağım. Bu ne, hmm. neydi peki bu? Ee, Leyla, şey, mesela lütfen <laughs> e, naif davranalım. Şey, mesela naif davranalım. Kibar davranalım. Evet. Yani insanlar böyle e, aslında şimdi o kavram, yani şeyin temelinde, e, o hikayelerin temelinde bir e, şöyle insan değişim hikayeleridir bunlar. Hı -hı. Yani birine aşık olma hikayesi değil bu aslında. Yani insanın kamil insana dönüşme yani insanın ger yani şöyle diyelim mesela felsefede şimdi mağaradan çıkıp insanın aydınlanması diye bir hikaye var. Ee, sonra geriye dönüp insanları uyarması diye bir hikaye var. Burada ise şimdi insanın alışkanlık ve bağlarından kurtulup o e, alışkanlıkların üretmiş olduğu ikinci doğadan kurtularak özgürleşmesi yani yani benim beni yani benim bene giydirmiş olduğu o Kasvetin kırılarak özün ortaya çıkması ve insanın insan olması hikayesidir. Dolayısıyla şimdi Leyla ile Mecnun hikayesi olsun ya da e, e, Şirin ile öbürü neydi Ferhatlı galiba. Ferhat adam. De. O işte Yusuf hepten uydurma yani. Hani o nereden şey yapmışlar bilmiyorum. Yani Hazreti Yusuf kısmını söylüyorum. Tamam ee. uydurma yani sallama bir şey o. Falan yani bu hikayelerin temelinde yani hepsinin ana meselesi insanın değişim hikayesidir yani dönüşüm yani hani şeyin Kafka'nın dediği gibi dönüşüm değil de insanın dönüşüm hikayesidir. Dolayısıyla şimdi yani bu hikayeleri aşk hikayesi gibi okumak bence konuyu saptırır. Yani mesela bu hikayelerin yani ortak bağlamına uygun olabilecek bir bir tane şey anlatayım mesela. Şimdi Boğacan diye bir hikaye var dedim korkutucu tamam, hikayelerine evet. geçen. Mesela Bo Boğaçan hikayesi neyse aslında bu hikayede bunun bir benzeridir. Yani Leyla ile Mecnun hikayesi bunun bir benzeridir. Ya da mesela bizim mesela Türk şeyinde, mitolojisini anlatan bir şey var. Bu e, dağları e, Ergenekon destanı. Mesela o da enteresan bir şeydir. Şimdi aslında tema aynıdır. Yani dağ parçalanmadan, dağ yarılmadan ya da mesela Dedem Korkut'un hikayesinde öküz yenilmeden boğa yenilmeden hı hı. adam adam olamıyor. Evet. Yani adam olmak isteyen içindeki boğayı yenecek. Hmm. Yani mı? Şimdi boğa ne? Yani az önce konuştuğumuz buğday tarafımız. Yani öfkemiz, yani kibrimiz, yani güvensizliğimiz, yani korkularımız. Korkularımız vesaire vesaire bu tarz şeyler tamam mı? Bunları yeneceğiz. Yani ona yani yumruğumuzu alnına vuracağız. Burnundan kanı getireceğiz ve bir ad alma hakkını kazanacağız ve e, kabilenin, obanın şefi veya bilgesi gelecek bize diyecek ki senin adın Hikmet'tir diyecek. Şimdi baban sana ödünç olarak bir isim vermişti. Orada bilge bu ismi onaylayacak ya da değiştirecek diyecek ki işte senin adın işte bilmem kamildir diyecek veya başka bir şey diyecek falan. Dedem mesela Ergenekon hikayesinde aynı şey geçiyor. Sıkışıyorlar, daralıyorlar yani açılamıyorlar yani şeyden önlerine büyük dağ çıkmış. Dağ dağ kendileri ya, kendileri yani dağ ne iş var orada yani yani dağ hangi dağ yani oradan falan geliyor mesela demiri yakıyor yani, yani dağdan bir gedik açıyor çünkü. Dağ ne kadar büyük olursa olsun insan aklı oradan bir gedik bulur. Yani oradan bir şey bulur ve o dağ kırılınca, dağ parçalanınca insanlar bir şey bulabiliyor. Yani millet olabiliyorlar, beraber yaşama evet. şeyini oluşabiliyor. Bugün mesela bizim topluma anlatmamız gereken çok önemli hikayelerin bir tanesi budur. Yani burada çok büyük dağlar oluştu. Şimdi bu dağların yakılması lazım, bu dağların eritilmesi lazım, bu demir madenlerin eritilmesi lazım ve insanların benliklerini aşarak birbirlerine bakabilmeleri lazım herkesin içindeki o boğayı susturup konuşabilmesi lazım vesaire. Şimdi Leyla ile Mecnun ya da Ferhat ile Şirin, mesela Ferhat için çok daha şimdi Leyla ile Mecnun biraz böyle işe yaramaz bir hikaye gibi duruyor. Yani e, bir, bir, somut yani böyle konuşulacak bir şey yok işte gitmiş aşık olmuş falan filan da. Ferhat ile Şirin enteresandır. Ama onun sonunda da bir önemli bir konu var yani soracağım. evet, şöyle şöyle. E, şimdi Ferhat ile Şirin'i önce bir söyleyeyim. Yani. diğer ikisini biraz daha bağlı. Şimdi Ferhat, Şirin, Ferhat Dağ'ın de, ...delinmesi değil mi? Dağ. Evet. Da. Şimdi dağ deliyor, su getiriyor. Yani bu müthiş bir şey. Evet. Bu abi hayat meselesidir. Şimdi... E, ...tam olarak böyle İbn-i ...bir hikaye anlatayım. E, bunu şeyde de yazmıştım aslında. E, şimdi abi hayat diye bir kavram var. Abi hayat bir dini ve ahlaki bir kavram. Evet. Yani ölümsüzlük suyu. Değil mi? Yani kim Hı. bu seçmez? Yani vallahi hakikaten... Yani varlığı o kadar sevdik ki hani böyle bırakıp gidesimiz yok bile. Neyse, şimdi insanlar bunu arıyorlar yani a bayat a bayat falan. Şimdi İbn Arabi bunu anlatıyor yani nereden gelmiş yani bu a bayat nereden gelmiş filan diye. Şimdi i̇şte Hızır bulmuş bunu. Ondan dolayı Hızır hep hayattadır haydır diye böyle bir şey var hikaye var. Neyse peki Hızır kimdir? Hı hı. Tam yani Ferhat yani hikayesi aslında. Yani Ferhat kimdir? Yani onu diyorum yani Ferhat ile şirinde Ferhat'ın şirin kısmına ya da şirinde Ferhat kısmına değil dağın parçalanıp insanlara suyun getirilmesine odaklanmamız lazım. Bu hikaye bunun için anlatıldı. Neyse, e, diyor ki şey diyor böyle bir eski zamanlarda işte böyle bir Allah yoluna cehdeden, cihat eden bir grup varmış, bir ordu. Evet. Bir yerde sıkışıp kalmışlar. Ya şimdi birisinin suya gitmesi lazım fakat tehlike var yolda. Yani buna 3-5 kişi veya 10 kişi neyse ya nasıl gidelim falan. Şimdi herkes tabii ödü patlıyor. Yani hani gideriz öldürürüz falan. Bir tanesi hiç böyle hani oralı bile olmuyor. Bunlar tartışırken şuradan mı gidecek buradan mı gidecek. Lap gidiyor. Suyu buluyor getiriyor. Ya suyu bir içiyorlar. Su başka bir şey. Tabii bilgi adamlar anlıyorlar evet. yani. Bu abi hayat diyorlar. Bunun üzerine herkes şimdi bak şimdi bir şey elde edeceğiz ya. Bak şimdi ilk giden samimiyetle, gidiyor. samimiyetle gidiyor. insanlara Allah'ın kullarına hizmet edeyim diye gidiyor ve o buluyor. Evet. Diğerleri vay abayet, abayetin peşine gidelim. Abayetin peşine gitmekle abayet bulunmaz. Gidiyorlar, avuçlarını yalıyorlar, bir şey bulamıyorlar. Şimdi nere bunu anlatırken diyor ki Allah'a giden yol ya da ölümsüzlüğe, e, giden yol ibadullah'a hizmetten geçer diyor. İbadullah hizmettir. Yani insanlara su getireceksin. Evet. Anladın mı? İnsanlara hizmet edeceksin. Yani şimdi mesela işte yani doktor aşı buldu, değil mi? Yani insanlar aşı bulacaksın yani. İşte bilmem ya yani insanlar bir şey yapacaksın, değil mi? Yani insanlara bir şey öğreteceksin. Evet. Şimdi böylece yani, yani burada da niyetin halis olacak. O zaman dağ yarılır ve oradan suyu getirirsin. Hı hı. Şimdi o zaman sen Ferhat olursun. Şimdi bu nedenle mesela Yunus Emre bakın şimdi muhtemelen bu hikaye yazılmış mı yazılmamış mı bilmiyorum ama Yunus Emre bunu bir temel olarak şey bir e, kavram olarak aldı ve dedi ki. Yani işte yüzde bilmem ne Ferhan külük almış işte da, da kazar dağlar bünyadını. İşte ağabey hayat getirsin işte susamışlara getirsin diye filan. Ben şiirleri çok kötü okurum hı hı. maalesef falan. Şimdi dolayısıyla şimdi ister Ferhat hikayesi olsun ister ötekisi ister bunlar aşk hikayesi değil. Bunlar normalde e, nasıl ki mağara örneğini verdim. İnsanın kemale ulaşma yolu olarak insanın alışkanlıklarından insanın adetlerinden ve insanın kendi bencil doğasından çıkıp kabuğunu parçalamasının hikayeleridir. Mecnun'a atfedilen sonrasında mecazi aşktan ilahi aşka ulaştı cümlesi öyle bir şey olmaz. O e, masal. <laughs> Nasıl masal. Orada yani or, yani, ş, e, yani bir insan bir yerin birine, bir e, daha doğrusu da şöyle. Şimdi arada bağlantı olmaz. Korelasyon olmaz. O minibüs yasası. Yani kamyonlar yazıyorlar onu. Yani, yani Mecaz'dan neydi Leyla'dan Meyla'ya gittim falan. Yani, üstlere yazmışlar. Yani, çok yani minibüslerle gelirdik işte otobüslerle gel şeylerle falan. Böyle yazarlardı. Yani onun cümlemi karşılığı yok yani. Hikaye, uydurma bir hikaye o. Hı hı. Ama şu var. E, şimdi bir insan mesela e, yani e, ne diyeyim. Yani herhangi bir beşeri tecrübede Allah'a geçiş diye bir zaruret yok. Ama Cenab-ı Hak hidayet nasip eder. Cenab-ı Hak sevgisini nasip eder olur. O ayrı bir şey. Ya da mesela Cenab-ı Hak sevgisini vermiştir de sen bunu Leyla zannetmişsindir. Hı. Uyandın Leyla değilmiş, başka bir şeymiş. Bak o da olur. Ama Eyvallah. önce sevginin Allah'tan sana gelmesi lazım. Çünkü sevgi bir hidayet türüdür. Sevgi hidayet. bir inayet türüdür. Nasıl hidayet türü? <laughs> e, çünkü sevgi sevgi dediğimiz şey, yani Allah sevgisi dediğimiz şey iman demektir. Yani imanın daha güçlü hali. İmanın seni böyle büsbütün kuşatan haline sevgi denir, aşk denir. Dolayısıyla bu Allah'tan gelir. Yani ben hani kafayı oraya vurdum. Buraya. Oradan olsa olsa en çok nihilizm çıkar. Ya da böyle bir takım panteist, işte tam böyle panteist demez ona da yani işte böyle bir naturalizm. Bir takım şeyler çıkabilir yani Leyla aşkından. Başka bir şey çıkmaz oradan. Yani yoksa çünkü aksi halde biz yeryüzündeki bütün Leyla şeyleri, mecnunları ...sahtekarlıkla suçlamış olurduk. Niye bir tanesi buldu da diğerleri bulamadı? <laughs> ya, böyle, böyle bir şey olabilir mi yani? Allah. Sadece aşkta değil bir sürü... Te, ...insani tecrübe var değil mi? Yani insan mesela iflas ediyor, insan şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Ya da kahraman insanlar var. Yani insan duygularını yaşadıkları bir sürü... ...insani tecrübe var. Onlar bulamıyor da... ...bu niye bulacak? Böyle bir şey olmaz. Bunlar şimdi uydurma şeyler yani. Ama bak şu olur. Ee, Allah bir adama mesela... bir Hal vermiştir. Bir iman nasip etmiştir. Sevgi nasip etmiştir. Onu yanlış anlamıştır. Kafayı taşa vurmuştur. Duvara vurmuştur. Hmm. Falan öyle gide gide en son hakikatte uyanmıştır. Bak bu olur Eyvallah. Bu başka bir şey. Ama kalbinde o yokken hani mecazdan gittik gittik. Ondan sonra mecaz böyle bir transformasyon yaşadı. Hop. Evet. öyle Bu hikaye. Masal. Evet. Peki yani şey. o zaman Ama şunun altını tekrar çizmek isterim gerçekten. Yani bizim literatürümüzde anlatılmış olan yani bu hikayeler yani aşk hikayeleri değildir. Bunlar insanın dönüşme hikayeleridir. Yani insan nasıl... Yani şunun gibi mesela biz diyelim ki kapitalist toplumda kitap yazsak. Yani zengin bir insan nasıl olunur? Mesela bunu en iyi yazan kitaplar değil mi? Mesela, var hocam öyle bir sürü kitaplar. Ki, var öyle bir sürü kitaplar. Ya vardır mesela. Böyle bir literatür vardır. Ya da evet. mesela başarılı nasıl olunur falan filan var ya. Bu literatürün... E, Ortaçağ toplumlarında ya da genel İslam toplumlarında ya da Hristiyan toplumlarında çünkü orada da yani Shakespeare, Romeo Juliet yazıyor, başkaları yazıyor falan filan. Ondan sonra o toplumlarda gerçek bir insan nasıl olunur? Adet ve alışkanlıklar nasıl aşılır? Aşılır. İnsan kabuğunu kırarak doğanın, çevrenin insan ilişkilerini ve dilin üzerimize dayatmış olduğu o kimliğin kapı, kabuklarını kırarak özünü nasıl izhar eder ve bütün alemi temaşa eden, seyreden gerçek bir insan haline nasıl gelir diye bir literatür vardır İnsan olma literatürü insana kamil olma literatürü hı hı. bu literatür yani Leyla ile Mecnun işte e, Ferhat ile Şirin vesaire onun bir parçasıdır eyvallah o zaman burada bir Yunus Emre aşkla konuşalım yani bu hı hı. kadar konuşmuşken bir de yani ilahi aşk mecazi aşk diye böyle kavramların ikiye ayrılmasına karşı bir şeyiniz var mı itirazınız yani e, <gülüyor> <gülüyor> hocam buna da itiraz ederseniz <laughs> ee, var mı itirazınız? Yani <laughs> madde madde sayalım yani Allah'ı sevmek, insanı sevmek, ağacı sevmek, taşı sevmek vesaire falan. birleştirmeden sayalım. geçiş yok birleştirmeden sayalım yani. Ama yani <laughs> mecazi aşk benim seveceğim bir kavram değil. Hmm. Yani mecazi anlamsız bir hmm. tabir. Mecazi aşk ama mesela doğamız gereği yani veya mesela bedenimiz bir şeyi sevebilir yani birçok şey olabilir ama yani mecazi aşk tabiri hemen mecazdan işte hakikate geçiş falan gibi. yani oradaki o geçişlilik yani bir karanlık oda var orada hmm. orada bir şey oluyor falan Bu benim sevebileceğim ya benim e, benim takip edebileceğim bir şey değil o. Ne dersiniz mecazi aşk kavramı yerine ya da öyle bir Mevlana şey gerekiyor bir şöyle, şöyle, aşk şöyle derim? dersiniz yani bir de şöyle derim. Yaygın olarak bir heves var. Yani en yaygın insani duygu hevestir. Heva ve hevestir. Yani insanın hevesleri vardır. Bu İbn Arabi'nin yani ben şimdi az çok böyle, yani hani İbn Arabi üzerinden takip eden insanlar da olabilir. Hı. İbn Arabi'nin kastettiği bir heva vardı. O değil. Yani onu kastetmiyorum. Bu bildiğimiz yani bedenimizin arzusu yani bedenimizin bir şeyi arzulaması anlamında bir heva ve hevesimiz vardır. Bu heva ve heves yani tatmin edilmeyi ister ve şeydir yani hırçındır yani ondan da böyle hani çok hırçınlık yapar yani heva ve hemen şey yapar yani böyle hani kan beynimize sıçrar falan. Evet. Bu heva ve heves. Şimdi heva ve heves duygularımızla ilgili bir şey veya duygularımızla ilgili bir şey falan. Mesela bunun üst bir katmanında yine insani bir şey olarak Mevlana'nın söylediği o hikaye olabilir. Yani bir insanın bir insanı gerçekten sevebiliyor olması olabilir. Yani buna da normal. Diyelim yani akli bir sevgi diyelim ya da normal bir sevgi. yani esas sevgi bu. Yani Eyvallah. şeydi insanlar arası esas şeyi bu. O bu buna herkes girebilir. Yani iki insanın birbirini sevmesi de girebilir. ...yani iki erkek, bir kadın, bir erkek hepsi girebilir yani evet. falan. Çünkü orada mesela şimdi e, yani bunların böyle detaylarını hani böyle anlatmaktan biraz şey yapabilirim, hayal edebilirim ama e, yani e, normalde mesela hani e, benim kanaatime göre bir insanın hmm, e ee, yani bir şey sevmesi ile yani bir insan bir insan yani bir erkeği sevme bir erkeğin bir erkeği sevmesi bir erkeğin mesela bir kadını sevmesi bu bakımdan bu evet, ikinci bak, evet. birinci bakımdan ayrışır. Ama ikinci bakımdan aslında aynı olabilir. Çünkü neticede ikisinde de artık e, biyolojik özellikler de ortadan kalkıp ahlaki ve ruhi özelliklere ulaşmış oluyorsunuz. Ama bedeniniz o haz devam ettiği için Mesela kadın da başka türlü tecelli ediyor, erkek de başka türlü tecelli ediyor. Ama normal şartlarda şey böyle. Dolayısıyla şimdi ikinci kategori bu. Yani Mevlana'nın anlattığı eğer doğruysa yani ben onun çok zor ulaşılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, yani birçok açıdan onu analiz edebilirim, tahlil edebilirim ama bugün yapmayalım. Ama bir de bunun dışında işte esas şey de bunların hepsi dönüştürücüdür, hepsi değiştiricidir. Hı hı. Mesela Mevlana'nın söylediği o hikaye değiştiricidir. Neden? Şimdi bakınız. Ee, e, bir ayet kerime var. E, ee, bakayım şey nasıl oldu? Sü e, Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a mektup yazıyor. Şimdi Belkıs mektubu e, divan heyetiyle okuyor. Alam. Şimdi Belkıs korkuyor. Ya yani tırsıyor. Yani. Evet. yani, mevzu ciddi diyor filan. Şimdi biraz böyle delikanlılık yapmak isteyenler var herhalde yani filan. Diyor ki Belkıs diyor bak şimdi diyor. Bu hükümdarlar diyor bir yere girdiklerinde diyor altın üstüne getirirler diyor. Tamam yani bir şehre girdiklerinde altın üstüne getirirler. Yani bildiğimiz bir şey bu yani hani değil mi? Yani mesela evet. bir yere girip falan. falan. Ee, hikaye burada yani ayet kelime burada bitiyor yani. Bunu şimdi yorumlarken ben bazı okuduğum işte yazarlar diyorlar ki burada hükümdar diyor aşk olabilir sultan. Neden? Ne? Ve şehir kalp olabilir. Çünkü sultan yani aşk kalbe girdiğinde kalbi darmadağın eder. Evet. Yapman dediğin ne kadar işi varsa yaparsın. Yaparım dediğin ne varsa hepsini sana bıraktır. Şimdi insanın değişebilmesi için, insanın dönüşebilmesi için böyle bir süreç yaşaması lazım. Yani böyle bir kaotik şey yaşaması lazım. Yani yani anlatamıyorsun. Yani benim dediğin ne varsa hepsi senden alınabilir. Tamam mı? Hı hı. Ya da mesela yapmam dediğin ne varsa sen onları yaptırabilir. Yani misal olarak söylüyorum. Şimdi diyelim ki bir işte hala her şey yerli yerinde olan bir adam. Ya gidip mesela ne bileyim işte zayıf çaresiz birisinin işte hizmetini yapar mı? Yapabilir. Aşk olursa yapabilir. Ya da bilmem nerede işte bir tekkede tuvaletleri temizleyebilir mi? Temizleyebilir kardeş. Yani temizim, yani bunun örnekleri vardır yani. Evet. Şimdi aşk böyle bir şey. Yani darmadağın eden bir şey. Dolayısıyla şimdi her kademesinde yani ister heva ve hevesimizle ilgili olsun. Hı hı. Tamam mı? İster Mevlana'nın söylediği o gerçek yani bak o ilahi aşk değildir. Yani orada anlattığı yani o diyor ki eğer bir insan bir insanı sevecekse kardeşim bunu böyle sevsin. Yani buğdayı aşarak karşısında bir insan olduğunu bilerek sevsin demiş oluyor. Dolayısıyla şimdi her iki sevgi de insan için çok değiştiricidir. Ama esas itibariyle tabii ki insanı yakıp pişiren Allah sevgisi olur. Tamam şimdi buradaki soru şu. Hani Allah sevgisi o aşk dediniz. Ya görmüyorum. Ben şahitlik ediyorum sadece evet. hani görmüyorum. Görmüyorum. Ee, diyalogumuz bir anlamda biraz sınırlı. En azından evet. hani benim ona temasım yok. Benim ona direkt böyle muhatap alındığını biliyorum ama direkt böyle şeyim yok. Hocam nasıl bir şey bu? Bu kadar böyle aşık olabilmek, bu kadar çok sevilmek Ya bu, Yani evet. hani aşk ne bileyim bir temas, bir görüntü, bir iletişim ama hiçbir şey yok. Yani sadece şahitliklerimiz var, yarattıkları var, kendisi yok. Yani tamam sebebiyim, ben, minnetkar duyarım. Kanala, şöyle, benim kanal, şu, yani cevabını biliyorum. Ee, çünkü o aşk bulan hiçbirine benzemiyor ve o aşkı biz kurmuyoruz, oradan bize geliyor. Hmm. Yani e, aşk üzerine yani benim mesela önemli yani dediğim iddialarımın bir tanesi bu, e, tümelden tikele doğrudur. Yukarı, mesela büyük küçüğü sever, küçük büyüğü değil. yukarıdan aşe mesela demek ki ben mi Peygamber'i çok severim, Peygamber mi beni? tereddütsüz bir şekilde Peygamber beni. Kim daha çok seviyorsa daha ahlaklı olan odur. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani bak bunu, bak bu toplumda hani bir kez bunu yine bir iftar programı veya sahur programında ya seninle Murat'la olabilir. Konuşmuştuk ve şöyle bir şey söylemiştim ben o zaman. Yani bir cümle değiştirmek istesem değiştireceğim cümle bu olabilir. İnsanlar sevilmeye bayılıyorlar. Yani aman beni sevsinler, beni sevsinler. Ya bundan hiçbir şey çıkmaz ya. Çıkmaz ya. Niye? Doğru cümle sevmektir ya. Ama sevmek, yani, sev sevmek zahmet ama seni değiştirecek olan, seni dönüştürecek olan, sende bir ahlak olacak şey o. Sevilerek ne olur ki? Sevilmek diğer tarafın meziyeti. Yani benim mesela insanlar seviyorsa hmm. bu benimle ilgili bir şey değil ki insanların meziyeti bu. Size biraz yani, konfor alanı yaratabilir. İşte konfor, onun için mesela ben derim ki mesela sevilmek büyük bir sınavdır. Sevmek ise mutlaka bir ahlaktır. Yani insan, mesela herhangi bir konuda yani özne olmayı insanlar severler. Evet. Sevgi konusunda özün olmayı asla sevmezler. Hep edilgen. Orada hep çocuk. Mesela tutturmuşlar böyle bir edebiyat. içimde çocuk. Ben biraz fa fa duygusam falan. Bu ne ya? Böyle <laughs> bir şey olabilir mi? Bu ne? İçimde çocuk ne ya? İçindeki insan içine çocuk olmaz. İnsan içine fütüvvet olmalısı lazım. Fütüvet fetal genç demek. Yiğit demek. Hmm. İnsan içine layık olan odur. Çocuk olur mu? Fütüvvet olacak. Çünkü çocuk bana doğru dünyayı düşünür. Yani bütün dünya bana doğru aksın ister. Eyvallah. Fütüvet sana doğru aksın ister. Çünkü ben de o tarafa doğru haklıyım. Yani deniz buraya doğru gidiyor. Şimdi bir, bir cümleyi daha doğrusu bir olguyu daha iyi eksan <laughs> ettiniz hocam. İçimdeki çocuğu öldürme cümlesini yerle eksan ettiniz. <laughs> Onu yani. Baştan öldürdünüz. <laughs> o çocuğun ölmesi lazım adam olabilmemiz Yani eğer bir, bir, tane İsmail keseceksek. Yani kesilmesi gereken o içimizdeki çocuklardır yani. Ve inanın ki ona ko koç inmez yani. Yani <laughs> <laughs> Cenab-ı İsmail için koç indirmiş. Tamam İsmail ve neyse. Ondan sonra inerken yani içimize koşuyor. Ama içimize layık olan şey bütün feta. Feta genç yiğit demek. Peygamber hı hı. Efendimiz la feta illa Ali diyor. Yani yiğit Ali'dir diyor. Yani herkesin içine bir Ali olması lazım. Normalde şey bu yani ideal bu. Çocuk dünya bana doğru aksın ister. Feta sana doğru. Yani sana derken buradaki sen sen değilsin. Buradaki sen büyük varlıktır. Hı hı. Yani varlığa doğru. Çünkü akış oraya doğru. Ben de oraya doğru yani, gidiyor olmam lazım. Şimdi eee e, ee, fakat şeye geleyim. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Özür dilerim. <laughs> ama yani bu biraz şey biraz daha açın onu. De. Hani e, büyük ha, şey. yukarıdan aşağıya aşağı tabii, tabii. gelir. Yani onu şey biraz büyükten daha... tamam. Açarım ama şunu bir söyleyeyim şey size tamam. şey, Son 3 şey... e, dakika 4 dakika <laughs> an, o, o yüzden biraz acele tamam, edeyim. Ben, de şimdi panikledim acele edeyim. Şöyle ayet-i diyor ki Kul in kuttum onu fettebiunu Allah seviyor iseniz Peygamberimiz de diyor de ki bana uyun ki Hı. Allah da sizi sevsin. Şimdi Müslümanlığındaki bu ibadetler işte başkasını düşünme, doğru sözlülük ve bütün bunlardan yani ahlak, ibadet, iman vesaire bütün bunlar ve peygambere uyma arzusu Allah'ın bizi bize olan sevgisini celbetme amacı taşır. Hı. Evet. Yani normal şartlarda biz nasıl yani yani oraya biz nasıl evet. ulaşacağız ama bunlar bir tür şeydir. Yani Hani şeye çık mesela yağmur yağacak dışarıya çıktık ki ıslanalım diye. Yani ibadetlerin maksadı bu. Ahlakın maksadı bu. Dışarıya çıktık. Yani mesela ilkellerde böyle oyunlar vardı tamam mı? Mesela adam diyelim ki kaplanı taklit eder. Yani göklerden kaplan gücü çalmak için tamam mı? Almak için. Bizim için ibadetlerimiz aslında biraz böyledir. Yani o sevgiyi celbetmek için biz ibadet yapıyoruz. Bunun başka yolunu biz bilmiyoruz. Yani, yani Allah'ın sevgisini nasıl elde edilir? Bunun başka bir yolunu biz bilmiyoruz. Dolayısıyla yani sünnet kapısı yani peygamber kapısı ve onun anlatmış olduğu şeriat, onun anlatmış olduğu ahlak ve onun anlatmış olduğu yani o dünya yani dünya algısı. Hı hı. Öteki insana bakış vesaire Allah'ın sevgisini celbetmenin tek yoludur. Yani şey bu. Yani i̇kinci şeye gelin gerçekten sevgi büyükten küçüğe doğru. Aslında bütün ahlakta da bu böyledir. Ya küçükten küçükten büyüğe giden bir şey yok. Yani o. kronolojik bir şeyden söz etmiyorum ama. Tamam anladım. Yaşça değil. Anladım. Yani, anladım. Hı. Yani şey e efendimizden bizedir mesela. O bizde. Evet. Ben pek ben de seviyorum efendimizi. E ben de seviyorum ama ben bana göre benim kadar seviyorum. Peygamber peygamber kadar seviyor. Ha o ki daha büyüktür abi. daha daha büyüktür durum ama. Ha durumda. eyvallah. Tabii. Tamam. Daha ama az önce bir şey söyledin. O deyime de istersen şöyle hafif bir müdahale edeyim mi ben? Lütfen. Bir şey anlattın sevgi görmeden olur mu gör falan filan böyle bir şimdi bak Tamam. Türkiye'de şey, yani Türkçe'de mesela insanların sevmedikleri yani sevmeyi bilmediklerinin çok önemli delillerinin bir tanesi şudur. Gönülden ırak olan gözden yok. Gözden ırak gözden olan, ırak olan, olan ırak gönülden, gönülden ırak olur. Ne kadar enteresan değil mi? Evet. Sevmemek demektir bu. Neden? Alışkanlıklarımızı seviyoruz aslında demektir bu. Hmm. Alışmışız birbirimize. Alışkanlık sevgi değil. O oh. bir duygusal bağımlılıktır. Alışkanlık bir sevgi değil. Eyvallah. Benim bununla ilgili dostluk üzerine de soracak çok sorum vardı. Biraz önce yerde kaldı ama onunla ilgili de bir, bir soracağım konuları yani. Bir cümle söyleyeyim de onunla bitsin sizin tamam, dostlukla buyurun. ilgili. Dostluk yoktur. Ya, hocam <laughs> yapma yapma viran <laughs> eyledin hocam. Evet. Ee, Dostlar, ana kumanda süre istiyorum demiş. Hocam nasıl dostluk yoktur? Evet <laughs> vardır tabii inşallah da <laughs> bilmem. Ee, bunu bu böyle kap kapatalım. Tamam. Şimdi ben buna Dur, girersem, ben, ben bu cümleye girersem, ben. bin tane soru sorarım. Sır, evet. Dostluk nasıl yoktur tabii yani? Vardır, tabii yani? hani vardır. Evet. insanların hem böyle arkadaştan, Kesinlikle. çocukluktan beri beraber büyüdükleri kişiler olan diyalogları nedir? sorarım. Evet. Bir ara soracağım Sonra o zaman. Bunu Tamam bir ara evet. bunları soracağım. Hocam çok evet. sağ olun. Eyvallah efendim. Eyvallah. Çok keyifliydi. E, aşk üzerine de çok şey öğrendik. E, çok da fazla şeyi yerle yeksan ettiniz bu arada. Yani kötü niyetim yok yani ama işte ne yapayım. Yani ettiniz onu söyleyeyim el, el ama de. güzel şeyler de öğrendik. Evet. En azından daha doğrusu... E, düşünmek e, lazım. Evet. Hakikaten düşün, düşündük gerçekten bu arada. Gerçekten düşünmek lazım. Gerçekten yani, bu cümle e, çok hoşuma gitti son cümle. Evet. E, düşündüren şeyler öğrendik sen. Evet. Düşünmek lazım tamam. gerçekten. Hocam çok teşekkürler Eyvallah. tekrar. E, haftaya tekrar görüşmek ümit ediyoruz efendim. Ekrem Demir hocamla beraberdik. Aşkı konuştuk, pek çok yeri viran eyledik ama hakkınızı helal edin. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.